Hiç de yakışmıyor sarıyor şöyle araba ya. Hmm, hmm, hmm. Bu arada 8born V1'i V2 açılana kadar daha iyi hale getirmeyi de düşünerekten. Çünkü iki farklı ekip çalışıyor hepsinin üzerinde. Dün V1 optimize etmeye başladık. Bütün bu miler, Du'lar ha birçok şey değişecek gene ha. Ya yani burayı da salmadık. Yüksek ihtimal 2-3 güne güncellenir. Yarın da purge var. Yarın mıydı lan o? İki gün üst de GTA yani ne bileyim abi. Mia'yı ara artık abi. Sana ne lan? Sana ne oğlu? Bence Memiş'i halledelim bünyemini. Bak şimdi bak. <gülüyor> 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 Bayağı. <gülüyor> Alo. Efendim abi. Ne yapıyorsun Doktor Bünyamin? Bismillahirrahmanirrahim abi. Radyoyu kapat. Radyo mu? Sıkıntı yok sıkıntı yok şey. Arabanın radyosu açılmış. Benden geliyor şu an, şey... ben, şu an benim yok sesim yok. normal geliyor mu? Normal normal abi yok. He, arabanın... Ne haber nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor abi hastanedeydim yani nöbeti bitirdim şimdi. Ayrılmadın değil mi hastaneden? Şimdilik hayır. İyi iyi. Ben ya. Birkaç Bana bak. Onlara gittim. Bu senle bir iş konuşmuştuk yani. Hı hı. Bu muhasebe işlerinden anlıyorum dedin. Ma matematik falan. Evet abi. Matematik matematiğin iyi değil mi senin? Anladım. İyi fazlasıyla. Evet, tamam. İşte diyorum ki seni ben şu bizim kasinoya bir çağırayım da bir iş konuşalım. Zaman diler sana ben senden haber bekliyorum zaten. Bir sen iş... mi, müsait misin şu an? Müsaitim müsaitim merak etme. İyi sen kasinonun yerini biliyorsan bir atla gel bakayım. Biliyorum abi bizim evin tepesi hemen ya. <laughs> tamam hadi bekliyorum orada. Hemen benzin alıp geliyorum abi. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz haydi. <gülüyor> 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 Sinirim bozuldu. <laughs> o ne lan o? Dizel mi lan bu araba? O nasıl bir dumandı? Masuracı kardeşim neden iki gündür RP dönmüyor diye bir şey ben kabul etmiyorum. Yani RP döndürmek isteyen döndürür. Sen izlediğin geziyordur arabayla. Bunu server'a bağlamak çok mantıklı değil. RP'yi yapanlar oyuncular. Oyuncu RP yapmıyorsa sebebi odur. Sunucuda rol yok diye bir şey yok. Sunucuda her daim rol var. Asıl mafya öldü zaten. 43'te vuruldu. 45'te öldü. Çatır çatır RP dönüyor burada. Eightborn'da da RP dönmüyor demezsin yani. Sen hangi sonucunun adamısın lan? Evet <laughs> <laughs> mafya bak. Hangi sucunun adamısın? Lan? Abone değildi o ya. Puanla yazdı. Abone de yazabilir bu arada. Bu arada RP serverlarında zaman zaman RP kitlenir arkadaşlar. Çünkü insanlar CK atmıyor. Hep aynı insanlarla RP yapıyor. Ben Saru'da bile yaşıyorum onu mesela. Ee, RP kitleniyor abi. Hemen bir şey çıkarmak lazım. İş oyuncuda bitiyor yani. Ya bana bir oyuncu gelip de RP dönmüyor abi bu soru burada artık dese tamam çık git derim yani oynama. Çünkü RP döndüremiyordur artık o. Hakikaten sarıyor bir son düşünüyor musun? Valla Sarı'ya bir son bir gün gelecek ama düşünmedim yani. Aktif de oynamıyorum ya. Çaça hoş geldin. Abi V2, V2 400 kişilik olacak. Yani istersek 1000 kişi de oluyor da. 1000 kişilik VP server'ı Türkiye'de yemez o. <laughs> ya abi Saru öldü mü böyle çok... Benim kafamda Saru deyince... Çok böyle fedakar bir ölüm geliyor. Niye bilmiyorum ama bu doğaçlamada olur. Bence mutlu sonla bitmeli. Bak mutlu sonla vay 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 kardeşim ya. Beklettim biraz kusura bakma başım döndü bu. Estağfurullah oğlum ne olacak? Ne haber? Ne yapıyorsun? Ne yapayım abi ya? Hastaneye yeni başlayan bir iki tane genç var. Onları bir eğitiyorum birkaç gündür. Oğlum bir şey merak ettim lan. Ayda ne kadar kazanıyorsun doktorlar? Yani bilmiyorum değişiyor ne kadar mesai yaptığına göre de işte günlük iki buçuk öyle düşün. Günlük iki buçuk mu? Ya saatlik işte. Saatlik. Aynen. Anladım. İyi kazanlar polisler abi. Üç buçuk alıyorlar. E adamlar canını ortaya koyuyor. Siz de can kurtarıyorsunuz. Doğru söyledin. Araban da güzelmiş. Çok Teşekkür kazanmasan ederim. alamazsın zaten. Bak <laughs> Sanırım... benim arabam nasıl? Ödünç. Öyle da ben bu şehirde <laughs> kaç yıldır doktorluk yapıyorum. Borçlu Doğru aldım 300 bin Aynen. Aynen, Onu... Olsun şimdi bak burası bizim yeni imparatorluğumuz. Casino Saru. <laughs> Yakıştı gibi ha. Yok lan adını öyle koymam. Şimdi değil, bak gel. romanlık yapıp yazmamız yok mu şuraya? Ha bir de şuraya gibi. bir de fotoğrafımı yazayım değil mi? <laughs> Tavuk keserken. <gülüyor> <gülüyor> Nereden <gülüyor> nereye diye. Hadi gel bak sana mekanı. Sen girdin mi daha önce buraya? Hiç. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi aşağı düşecek bak. <laughs> bak 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 düştü galiba. Işıl ışıl içeriz güzel ya. Ya buranın ışıklarını bir yaptırtacağız. Bak şu bir an yok o, o kadar aslında. çok ışık var ki seni görmüyorum bile gözlerim kamaştı. <laughs> Allah Allah ben <laughs> gayet rahatım ya. Allah Allah işte bu casino da bu sıkıntısı var. ben bu istersen önce içeri. Ben, ben bu yüzden vuruldum işte. Ne Şimdi... var ne yok sen bana bir anlat. Tabii tabii. İmkanları. Ha. Estağfurullah. Ben alayım sırtıma seni. <laughs> dur lan dur. Dur bakayım bir dakika. Telefonda bir şeye bakacağım. Niye gözükmüyor lan bu? Ha? Yükledi yeni onda. Bak burası bizim kasiyer. Paranın çıkacağı yer. Aynen paranın çıkacağı yer. Burada bizim Mahmut var. Benim eski köyden bu çocuk kendini çok geliştirdi. Ondan sonra aldım çocuğu burada çalışacak. İnşallah altından Ay, kalkar. Sen yine de bir kamera falan koy da. İki kasaya iki cebe olmaz. Aynen aynen onları halledeceğiz de güvenilir çocuktur. Zaten bakar yerde kameralar var. O sistemi abi, yaptırdık. Daha yeni bitti değil. buralar tadilattaydı. Her taraf delik deşikti dökülmüştü biliyor musun? İyi bir elden geçmiş abi. Kokusu bile ne garip. Geçti geçti tertemiz. Bak gel şimdi. Hastaneden bu... sonra var ya. Burada kollu makineler var. Slot demeyeceğim. Babaanne eğlencesi. Aynen oturup burada bütün gün çekerler. Ha, gelecekler bunun başına oturup bir dolar atıp içine. 10 dolarlık yemek yiyecekler. Oğlum ben sana bunların taktiğini söyleyeyim mi? Bunlar kazandırmıyor ha. Herhalde abi elektronik... İnsana karşı kazanamadığın yerde. Bunların içinde ayarlıyorlarmış. Bir, bir, milyonda bir tutsun diye. Oyuncak yakalanma nasıl gibi abi devre var içinde. Abi neredesin? Sesime gel. <laughs> geliyorum geliyorum. <sıkıntıya. gülüyor> ya burayı çözmemiz lazım ya. Dur bakayım. Ya biraz muhabbet etsek? Heh. İşte ondan sonra cima buralar böyle slotlu mulotlu gidiyor. İşte benim olayım bu taraf. Senin de zaten. Gerçi sen bu matematikten anlıyorsan benim bütün işimi çözmen lazım. Bünyamin bak açık açık söylüyorum. Ayıp ediyorsun abi. Ben sana diyorum benim ilk eğitimim tıp değil. Hesap kitaplarını yanlarım sıkıntı yok. Bak şimdi bekle. Bu bizim baya bayağı bildiğimiz rulet. Aynen burada ruletimiz var. Burada da 21'imiz var. Kolay gelsin bacım. Böyle 21 candır. 21 ha, candır. Şimdi bana bana burada öyle bir ayar çekmen lazım ki Bünyamin. Yani ben sana matematik konusunda güveneceğim. Sen de işte bu çiplerin parasıymış. Yok efendime söyleyeyim e, ee, bir müşteri maksimum ne kadar acaba çip alabilmeli gibi ayarlamaları yapman lazım. Ya şimdi 21 uzun süre müşteriyi burada tutar. Daha aksiyonlu bir oyun. Evet. Hem de şansı hiç belli değil. Elden açacağı şey sonuçta kart destesi önünde karıp açıyor. Ama şu şerefsizlere ben hiç güvenmiyorum. Ha bunlar mı? Top atmalı. Abi. Yani hadi Yeşil'in sadece bir tane olduğunu varsan yine %30'un üzerinde şansın oluyor kazanmak için. Ya işte sen bunların böyle bana bir planlamasını yapar mısın? Ya eğer ki sen buradan para kazanacaksan bunlara güzel bir ayar çekmek gerekiyor. İkisinin Şimdi... ayrı ayrı limiti ayarlanabilir mi? Yoksa buna hiç gerek mi yok? Bunları böyle kolleyip kaldırmak da mı gerek? Bunları konuşuruz. İşte onları bir sen bir kafana göre planla istiyorum ki ben de ona uyayım. Yalnız hani bak <laughs> başka... Varanelerde duyuyorum böyle sırf geleni müşteriyi düdüklemek için yapıyorlar öyle de olmasın yani. Yok. Herkes eşit adaletli takılsın eğlensin adam gerekirse parasını kazansın gerekirse mekanda kazansın. Çünkü bak buradan hı hı. ekmek yiyecekler var güvenlikteki adam var barmeni var cartı var cürtü var onların da ekmek yemesi lazım yani. E zaten şöyle kazanan olacağı kadar kaybeden de olacak ama biz her türlü sattığımız çipten para kazanacağız benim sistemimde. Tamam o zaman... Sen sonuçta burada bu çipe işte para veriyorsun. Ürettiriyorsun, getirtiyorsun bunun abi bir maliyeti bunun var. bir buranın elektrik Sen... faturasını bir duysan yüreğin sızlar. Depozit gibi. Sen bunu birden veriyorsan, <laughs> birden geri alırsan avcumuzu hep beraber yalar. Soğan kokarız. Soğan Aynen. Bak sırf şuradaki paneller var ya ışık panelleri. Bunlar Hı -hı. ayda var ya 15 bin dolar yakıyor ha. Kim bilir kaç <laughs> fatlık sahne ışığı gibi abi. Sorma valla. Yani ben de nasıl altından kalkacağım bilmiyorum. Yani ben önceden bar işlettim. Bu tür işlerle aram yok işte. Çözeceğiz bir şekilde. Ya bunda kazanma gelmeye hırsı olan insanlarla uğraşacağımız için aslında kazanmamız kolay. Çok kazanmayacaklar. Ama birazcık kazandığımı da daha çoğunu isteyecekler. Sonunda biz kazanacağız. Oğlum biz de oynarız arada. Yani bu değişir. Tamam o zaman ben sana şuradan şeyden girişten şey getireyim dur. Bizim sen burada bekle ben alıp geliyorum. Tamam sıkıntı yok ben de etrafı gezeyim mi Nereden alacağız buna koyayım? Mantıklı bir yer bulayım. Inside track. Ha burada durur. Burada vardır ya. Şuraya koymuştur. Tezgahın üzerinde koli görülebilmektedir. İçi çip doludur. Koliyi dikkatlice alır. Kutu. Napoli. Anan ne oğlum ne? Kova mı alayım ne? Oğlum neydi lan? Kutu diyeyim. E kutu muydu? Ha e kutu. Üzerinde de diyet kola yazıyor. <laughs> Çekmeye razıyım kaprislerini. Bak bunu ben şu yere bırakayım. Tamam tamam ben yardım Masanın üzerine koyabilirsin abi sıkıntı yok. Ah. Dursun kıyıda zaten sayı üzerine oynamam ben. Renk Bırakır. oynarım. <laughs> Bak bunun içinde aşağı yukarı böyle bir 15.000 falan çift var. Şöyle ben her makinede her oynadığımı şimdi bir kağıt kalem alacağım içeriden muhasebeden. Toplamlarında bir makinede oynadığım betlere göre ne kadar kazandım ne kadar kaybettim oranlarını alacağım not halinde. Tamam. En son da aralarında bir orantı çıkaracağım. Sabit değerini bulacağım. Yüzdesel. Onun üzerinden en riskli gördüğüm bet miktarlarında ne kadar kazanmışım ona bakacağım. Ama... Onlara göre masaya otururken kurpiyer kızacak. Kardeşim bu kadar sokamazsın bu masaya de. Nerede zarar etmeye başladığımız ciddi şekilde bizi tehlikeye sokacak. Tespit edeceğim. O zaman bu iş sende. Seve seve. Keyif aldım bir şey gençken az gitmedim Kıbrıs'a. Ulan sen de var ya az bir garip bir adamsın ha. Böyle doktorluğu moktorlu yapmışsın ama hayatı da yaşamışsın ha Bünyamin. Ot gibi yaşasam ne fayda bu kadar para pul. Vallahi doğru söylüyorsun. İyi o zaman ben gidiyorum şimdi. Bu iş sende. Sen git. Bir şey olursa de ara ama. Yok zaten bitirdim de ben sana bunların dokumentasyonlarını ulaştıracağım bir şekilde. Onda bir sıkıntı yok. Sen İçen onun raporunu ben... bana yollarsın telefonu melefonu zaten. Birlikte yolun, de yolun. oturur bakarız zaten. En son zaten burası açılmadan önce bunun planları yapılır. Kurup yerlerin kulağı çekilir. Adam bir yok benim çok param var gel 5000 sana vereyim sen bana 30000'lük oynat falan olmasın sonra. Aynen öyle. Sonra da zaten otururuz hep beraber. Bir açılış zamanını planlarız. Peki yiyecek içecek barı var mı buranın? Onu göremedim. Var var. Gelecek onlar. <laughs> o gelsin gelsin. Orta barıda şeyi falan var böyle. Ne diyorsunuz lan ona? Ya yatak yatak gibi. Kanepe. Ha kanepe kanepe. <gülüyor> <gülüyor> kanepe. Boş kaçar buraya. Orta kanepeler olacak. İşte böyle Club çeşitli sandviçler. içecekler var ha. Kulüp sandviçler. Ondan sonra Tuti. Var bir şeyler var yani. Yani zaten buraya yemek yiyip gelecek adam gelmesin sonuçta buranın camları niye kapalı. Aynen lan fast foodçu lan geçirecek. burası. Ama geldiği zaman da güzel parayı versin karnını doyursun. Aa bak para yukarıda geliyor. bunun çok güzel böyle bir terası var oraya arada sırada böyle özel davetlerde şey çağırız, köfte ekmekçi falan güzel böyle lüks yemek yaparız. Vaktin varsa oraya da bakabilir miyiz bu? Tabii gel. Çipler dursun burada. Tamam gelir dursun orada. Bana. Zaten bizden başka bir Allah'ın kulu yok. Ne taraftan gidiyoruz abi buraya? Ee, dur bakayım. Şu yönetim dediğine göre. Aynen bak buradan diyeyim. kolay gelsin bacım. Tayland mı bunlar nerede? Ya bunlar karma ya. Bizim çocuklar toplamış ama daha belli değil lan. Hani çalışacaklar mı çalışmayacaklar mı bir deniyoruz yokluyoruz. Ay ay. Sa hangi kapı? Sağ mı sol mu? Gel gel buradan odadan asansöre bağlayacağım seni. Av ah ulan ah dayım be aklıma geldi bir an. Kapısı açıktı bindim kusura bakma ya. <laughs> Sıkıntı yok oğlum. Çok üst asansör diyeceğim. zaten. Efendim? Aslında müteahhit şey yapıyorsa direkt bu ilk girdiğimiz katın yanında da bir asansör gördüm. Evet. Oradan buraya bir hat bağlayabilir mi? Yani şu, zaten tadilat aşaması devam ediyor yani. Ne gerekirse yaparız. Yaptırırız. Ben sana gösteririm birazdan orayı. Daha mantıklı gibi geldi. Ee, evet evet yani ya. şeyin biz onu çözeriz. Sen şey diyor sana müşteriler rahat girip çıksın. Ay tabii canım adam yönetim ofisinden niye geçsin geleni gideni görecek. Tamam canım o diye var öyle bir asansör de tadilattı o yüzden ben seni buradan Daha çıkardım. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Bak bu asansörü. teras katı da böyle işte ne kadar güzel değil mi? Bütün şehir ayaklarının altında gibi duruyor. Aynen ya. öyle. Burayı öyle 3 dolarla oynamaya gelen adamı sokmayacaksın. Ya burası bak sana ekstra iş olarak yani ekstra mekan işletmesi olarak bile kullanılabilir. Ya şu şekilde benim abi fikrim. Sen bu para işlerine güveniyorsan bana, bazı organizasyonları buraya çekersin, giriş fiyatından da para alırsın, üst kata çıkmak istiyorsan oyunlar bu kadardan açacağız, girişte bir 3-5 devize ateşleyip katılabilirsin deyip önceden duyuracağız bunları afişe edip, sonuçta burası yasal bir mekan. Aynen öyle. Kocaman yer, ben bunun planlamasını yaparım. Dansöz sözde getiririz. Konuştuğumuz bir gün atıyorum, her hafta sadece cuma günü. Saat 10-11 arası burada özel kumar, zenginlere özel. Ben hani bence mantıklı zengin olanlara ayrı bir plan yapmak güzel olur abi, Adam bon çantasını alacak, mayın da içine koyacak, kumarını oynayacak, burada dansını edecek, jacuzu girecek, parayı bize bırakıp Oo. gidecek. Valla millet hayat yaşıyor. Bir biz de seninle buradan aşağıya kazandığımız paralara bakacağız. O kadar kaz Oğlum ortak çok. Valla hepimizi kaz hepimize kazandırsın da gerisi önemli değil. Ben kazanacağım kazandım abi. Sen kazan yeter. <laughs> Hadi bakalım. Yani benim pek Al bir Allah yok. utandırmasın diyelim. Bir girdik bir yola. Ben bunu dediğim gibi şimdi Abi, bu buru gazinodan Bakacağım. sana bir söyleyeyim Server'ın biraz arttırıp bakacağım. 30 kişisine rol çıkart. Sonuçta rulette oran az... orantı bet miktarına göre değiştiği anda işlerin rengi çok değişebilir. <laughs> Senin de, vaktini almayayım de. ben istiyorsun. Yok oğlum vakitten değil ben de bir yengene bir gideyim. Kızı hiç aramadım bugün. Senin yokluğunda onun başına neler geldi anlattım Ulan sana. Ulan gene gerekir, ne var? başına geldi bir şeyler ya. E, yani bu polisten kaçmış ne ön yüzünden. Allah Allah ulan ben polisten kaçmıyorum bu kız ne yapıyor ben anlam ben bak ben neyken kız kedi gibi ben yokken bildiğin kaplan oluyor ya dizgin en sensin demek ya şimdi 4000 dolar ceza yememek için gitmiş kaza etmiş kafasını direksiyona vurmuş ben de aldım bunu ambulansa dedim vermem seni polislere bir dakika Sofak para durmuş. vermemek için kafasını direksiyona mı vurmuş <laughs> kaza etmiş para vermek için kaçmış sadece 4000 dolar için Ulan yol yakınken acaba yönümü mü değiştirsem? Nasıl bir davranış stili bu ya? Ben baktım kafa travması var. Yazdım bir rapor. Dedim bu kız deli bunu hapse atamazsınız. Dedim ben onu hastanede misafir ha, ederim, Bir dakika o ediyorum. deli muhabbeti sonra oraya mı bağlandı? Oraya bağlandı. Ben bir ıslak imzalı rapor çaktım. Ulan sonra... var ya seni bir gün alacaklar içeri bak söyleyeyim. Nereye alıyorlar abi? <laughs> ben tıbbi bütün açıklamasını yazmışım. Basit bir kafa travması ama hareketleri normal değil. Geçici. Gören de sanki öldü deyip yaşatıyoruz. Gerçi sen var ya bu şehirde neredeyse herkese bir dokunmuşsundur lan. Kimse senin oyunu kazmaya çalışmaz. Maalesef ellemediğimiz şey kalmadı abi. İnsan bedeni. <laughs> i̇ster ayık olsun ister baygın. Mesleğin evet. oğlum işte ne yapacaksın? Kurtardık öyle. Bir sıkıntı olmadı ya. <laughs> İyi ellerine sağlık. Ha, ben millet, Millete evleniyoruz biz de gelinlik giyip gitmiş bir de karakola. Deli olduğuna inansınlar diye. Onu bir okudum mesajdan baya gelinlik giyip benim düğünüm var demiştim polislere. Aynen Poyraz Çavuş'la beni aradı bu kız gerçekten normal değil mi numaram ya dedim böyle numaram olur? <laughs> Allah fikir versin ne diyeyim? Düğünü evet, evet, kaçırmışım evet. diyeceğim şimdi onu arayayım. <laughs> Yüzüm nerede benim? He, ulan düğünü kaçırdık affettin değil mi lan Mia diyeceğim. Yok yok bir şey olmaz ya. Ben yapacağım ya, yaptım ben gidiyorum sen iş, şey... işine bak ben seni arayacağım. Sen... Ay çok hızlı gittim lan. Hop yakaladım seni. Ha. Şey... Ben işime bakıyorum sen git işine hallet. Ta tamam ben de gideyim şu Mia'yı bir göreyim sonra uğrayacağım gene hemen. Benim benim iş zaten takribi 15.000 çipi katlı ama sürekli kaybedip algoritma çıkarırsam bir saat falan sürer. Tamam sen de burası zaten giriş çıkışlarda şeyli söyle adını. Gelen giden olmaz. Tamam, sen bu rahat rahat çalış. Yok. Peki senin tahminen burayı açmak için fikrin ne zaman tarih olarak? Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben burayı hani son düzenlemelerini yapıp zaten tadilat işleri bitmek üzere hani böyle bir 3-4 gün içinde bir açılışını verelim diyorum. Bu işleri halledelim. Ben de artık kendi evramı imzalayayım ama sende sıkıntı çıkacak. Ha sen sonra ya. tamamen salacağım mı doktorluğu? Nerede ya abi? Burayı, abi devlette çalışırken kumaranda adam çalışır mı devlet sence? Biraz mantıklı düşün. Lan ne bileyim oğlum sonuçta yani burası onayla devletin onay verdiği bir yer yani ne bileyim. Ya, onu onu konuşuruz. Öğretmenken taksicilik yapamıyorsun diye yanlış bir yerinde. Doğru söyledin. Tamam o zaman. Ee, planlamayı yaparız. Şurası açılsın evet, da gerisi kolay. Sıkıntı yok. Güzel bir açılışla yaparız buraya. Güzel bir organizasyon. Her türlü öf. Şu, ben bir Altan'la da görüşeyim. Güvenlik işlerini bir çözelim. Buraya bir tane barmen lazım. Müşterilerle ilgilenecek. Bir de kapıya bir, de bir tane vale lazım. Onları planlayacağım. Son bir fikrim var. He. Bu senin kafana yazar bilmiyorum. İlk açılış günü. İnsanların kumardan kazanma mantığındansa mekan tanıması için Çip satışı yapmayalım biz Dağıtalım mı? Herkese ilk gün atıyorum Bir çipi kaçtan veriyoruz şu an? Bir dolar Bir dolar mı? Yüzer tane çip verelim Zaten akın akın insanlar gelecek kapıda sıra oluşacak Giren bir baksın Çıksın yeni gelenler Gecenin sonunda bizim verdiğimiz çip miktarını bakalım Ne kadar satış olmuş Bizden ne kadar para çıkmış Oradan da bizim oynattığımız sistem doğru çalışıyormuş Çalışmıyor anlarız. Tamam mantıklı yaparız. Yani sen İ diyorsun ki kasiyer çip satmayacak biz yüzer tane dağıtıp sonuca bakacağız. Tabi biz sonuca bakacağız. Sonuçta biz burası kocaman bir kasino atıyorum. 100 kişi gelse 100 dolardan çok ciddi bizi batıracak mı mevla değil ben bile karşılayabilirim bunu. Yok ya olur mu tamam. hallederiz onu. Hayır, hayır, İş, i̇nşallah bu inşallah bugün saruhan rps'i göreceğiz. Abi. İnşallah. Abi, Bora'yı bir sonunda Bora'dan ya çıkınca saruhana geçerim ikiye katlar. Bir kısmı komple kaybeder gaza gelip. Bakalım bu kadar çipi dağıttığımızda toplam çipten ne kadar para çıkış sağlamış insanlar? Ha o günde yiyecek içecek satışından belki 3-5 kazanırız. Onu da telafi eder. Tamam lan, güzel mantıklıymış. Bak vallahi kafan çalışıyor ya. Yani ilk günün sonunda baktık ciddi bir sıkıntı var bir yerde. Hemen ertesi gün insanlar da akşam buraya gelemeden masa zaten o gün aldıkları çip miktarıyla bizim belirleyeceğimiz maksimum bete ulaşamayacaklar için kolay kolay. Hemen orada bir üst sınır düzenlemesi yaparız. O zaman... Yemin atmadan avlanmaya çıkamazsın abi. Doğru söylüyorsun. Yemi kaptırırsın yoksa. Mekan bir saatlik sana emanet. Gönlün rahatı olabilir. Sen güvenliklere söyle kimse girip çıkmasın. Tamam tamam söylerim. Zaten girişteki bizim cengizle Mahmut da şey yapar sana yardımcı olur bir şey olursa. Tamam tamam. Ben senden <laughs> haber bekliyorum. Tahmini bir, bir buçuk saat sürer sürmez benim burada iş. Anlaştık. Hadi Allah'a emanet. Tamamdır. Senin buzdolabında bir yiyecek içecek vardır herhalde. Oradan tamam. alırım ben. Var var hepsi var o Sen bar kısmında kısmı... var. Tamam ben alırım. O dünden kalma lamacun var orada bak diye çok güzel. Of, çok severim. Yumuşamış <laughs> lamacun. <laughs> Adam çete yayında yayın ne zaman dedi amına koyayım? <laughs> Ya bu mekanı ben hala öğrenemedim bu arada çok. Aynı yapmışlar ya. High limit. Ulan bunlar hep Türkçe yapmak lazım ya. Hıg limit. X it. Gel abi gel. Gel Santos'lara geldin çözemedin şu dili. Oğlum ben bazen kendi kendime çalışıyorum böyle İngiliz öğrenmek için. Nerede ki? Bak? Herhalde bu taraf bak. Ah. Asansörü gördüm gel. Hani lan? Ha buradan. Tamam lan mekanı biliyorum oğlum ben dillere bakıyordum. Bu arada buraya 64 kişi girdiğinde böyle birbirini göremezse ben burayı açmam. Baştan söylüyorum. Bunu bir araştırıp fixlemek lazım. Fixi varsa o da. Şimdi Mahmut Cengiz de Tülemet'ine söyle de bu şeyi Bizim Bünyamin doktor içeride yardımcı olun bir şey olursa he. Olamacun'dan sitin lan Şşş. Hadi görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz dediğim asansörde bak kapısı şurada hemen. İnsanları yönetimle hiç muhatap etmeden. Ha aynen aynen iyi yeri güzelmiş onun. Direkt <laughs> kapısı şurada hazır duruyor görürsün. Hadi seni... Allah'a emanet sen, sen de kardeşim öpüyorum. Kumarhanede de böyle konuşuyoruz. Oğlum bu neonlar nasıl kapatılıyor ya? Ceza yiyeceğiz zaten. 500 dolarımız var amına koyayım. Neon kapat. <laughs> Bir dakika ben onu bilmiyorum ki oyun içinde. Alo? Lan. Günaydın. Günaydın n'apıyosun? İyiyim balık tuttuğum şimdi balık satıyoruz Uraz'la. Oo selam evet. söyle bir şey söyleyeceğim evet. bu arabanın evet. içinden bu altta floresan takmışsın bunlar nasıl kapatılıyor? Tuşu nerede Dur. bunun? Orada bak e, teybin üstünde orada bir tane tuş var neon kapat ha, diye. gördüm gördüm tamam. Gördün mü oradan kapatabilirsin. Tamam hadi arayacağım. Tamam bay bay. Niye kapanmıyor lan? Eskiden böyle imot atıyordum ben. Mi ile du birleşik çok rahat oluyor. Neyse şimdi ne yapacağız? Ha, Altan oyunda mı lan acaba? Alo. Bunduk mı? Aynen abi sen. Aynen. Ne Neredesin lan? Bizim evin oradayım. Kuafördeyim. Sen Aa, neredesin? Röfle mi attırıyorsun? Yok abi biri pembe saçlı birini gördüm de Mia diye durdum. Ha, oğlum yok o Uraz'laymış. Bir şey söyleyeceğim. Bu, He abi buluşmamız lazım. <laughs> Olur nereye geleyim? Ben arabadayım zaten. Sen bana konum at geleyim ben. İyi tamam atıyorum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Güvenlik kişine kaç kişi almış ne yapmış bir öğrenelim bu kazinoyu planlayalım bugün de bitsin şu dram ya. Harbi kuafördeymiş lan. O ne lan? 8 level'dan aldı anahtar. Hayır onu saydım. Bak. Yok onu saymıştır. Ha saydın mı? Tamam. Gördüğün gibi yani biz de ufak ufak yatırımlar yapıyoruz. Değil mi? Ulan, şimdi... Ulan Mia sandım Sen uzaktan. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam <gülüyor> abi. <laughs> Valla sarılacaktım arkadan yemin ediyorum. Ben de bir an korktum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz lan? Ne, evet, ne abi? yapalım abi? Ben de Mia sandım durdum işte onu diyordum. Böyle <laughs> konuşuyorduk. Çocuk tutuyoruz bizde merhaba <laughs> selam hocam bu kim lan <laughs> almira saru amcan saru amcası almira haber kız merhaba saru amca merhaba memnun oldum memnun oldum şşş altan coşkun ooo herkes bütün ekip toplanmış oğlum iş konuşmamız lazım şimdi muhabbetinizi bölmeyeyim de bana müsait olduğunda bir alo de yani bizimle bitti zaten müsaitiz yani şu an. Bitti, bitti benim de işim bitti Saçım da boyandı. Savu amcamız. Bak... Neyse kardeş tehlikede pembe değilsin kabinin, en azından. Pembe kabinin saçlarını boyadı. Bana söz verdi. Sen iyi ver. Ya versin. bir şey soracağım kardeşim. Yanlış anlamazsan. Tabii. Ne, neden bu renk? Bana sorma oğlum. Almira'ya sormak lazım. Ben istemedim bu rengi. Anlatsana biraz. Ben, ben pembeyi çok seviyorum Savu amca. Pembeyi çok seviyorsun ya kızım. Kendi saçını pembe yapsana adamı niye sürükledin? Hayır benim annem bana kızıyor. Sen küçüksün boyama diyor. He. Ben de küçük kokunca boyamıyorum ama Lavum amca dedi ki eğer sen de daha hastaneden iyileşir şey çıkamasan ben senin kendi saçımı pembeye boyayacağım. <laughs> pembe ben demedim. de pembe demedim. Pembe dedi. Evli abla yalan söylüyor Lavum amca. <laughs> dedin pembe, mi? evet dedin. Allah <laughs> benim belamı versin o zaman. Sonunda ben de fışça pembeye boya dedim. Böyle pembe oldu. Ya yakışmış ama yani hani. Yakışmış mı? Ya bana şey açmış ciddi, açmış. açmış. Bir yere açsana şöyle saçlarını. Tamam bir, bir yere aç. Ara... içeri şey yapsınlar. Ay. seni böyle bir kabarsınlar, fön çeksinler. <laughs> Değil mi? Şansımızı zorlamıyor muyuz sence de? Valla sen ben sen karışmam. Abi. <laughs> Arada ben kayna... Ay bu hikaye canına ben olurum gibi geliyor. Bir açtır bakayım şu topuzunu. Emin misin? Evet evet. Hadi topuzunu açalım Devon amca. Devon <laughs> niye diyorsun Belki hoşuna gider kız. Evet. <laughs> Hadi git git. <laughs> gel seni saçını pembe yapalım İlker. Gel. Gel. Yoklukta gider ama. <laughs> sabah da ne yokluğunda gidiyor? Yok lan öylesine şey yaptım hani ben. Gündem yokluğu. Para muhabbeti para para. Tamam mı? Benim <laughs> pavam var mı sabah amca? Şok of. Bende var ya milyonlar ben var. bana para verir misin? Benim pavam yok. Kaç para? Ne alacağım para versem? Hava verdiğin zaman. Kaç olmuş? Ay. Allah kahretsin. Arkanı <laughs> ben sabah amca arkanı istemiyorum. Bomba patladı. Ne oldu ben anlamadım bu burada. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Coşkun Aha. dikkat et sen de kardeşim bak. Dur bir dakika. Şunu bir Mia'ya yollayacağım. Sarı abi. Efendim. Bir yanına geçsene. Bir arka arkaya fotoğrafınızı çekeyim. <laughs> Çek bakayım. <laughs> Geç bakayım. Arkanı dön, arkanı dön. Leon sana... Ben de, <gülüyor> <arkamadır> <gülüyor> ha, ben de arkamı döneyim. Şöyle bir. Kafanı da yasla istersen. <laughs> ya of dikem. Dur ben çekerim. Çektim çektim. Nereye attın? Twitter atma da. Yok canım Twitter atılır mı? Değil mi? Ha sikeyim. Ah, <laughs> Hop yanlış oldu alta. Anladım. Neyse arkadan ben kim olduğunu belli olmuyor. Abi cidden... Biraz önce dediğine katılıyorum. Yoklukta gidelim var ya. <laughs> <laughs> Tövbe ya ya. Ulan iki şaka yapacağız diye adımız çıkacak lan. Şişt, ortalık karıştı. Yapacağım. Düzen bozuluyor. Lavanamda niye garip garip ay vakit yapıyorsun? Bir şey diyeceğim. Mia'yı çağırın. Arkası dönük dursun. Ne yapacak çok merak ettim. Yemin ederim, ederim. Allah öldürür. Gerçekten. Oğlum Alga yolladım çoktan zaten. Bakayım ne demiş. Bu kimya demiş. O gelmeden benim gitmem Dur mi? sakal bıraksan aynı sen yazayım. <gülüyor> 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 utan ya ay ayva Ne oldu lan? Alındı galiba kaldığı. Bugün onunla beni karıştıran yarın Ayda. Ben bu saçımı bir önce boyasam mı? Sen bence topla onu, topla. Toplayayım, toplayayım ben. Eylül, onu yapma Ne yapıyorsun ya? Eylül, sen şu an ay Sen makinalı ile koşuyorsun şu an. Kaçıyor sever. bak sana. Ben <laughs> nereden biliyorum <biri alınalım> <laughs> onu? <laughs> Biz de önce zamanı okuyorlar ya Türkiye'de. Yalnız ben böyle dodge görmedim ha. <laughs> Sıkıntı çıktı. Direkt target located <gülüyor> abi <gülüyor> sana. <gülüyor> Geçmiş olsun. <laughs> Oğlum ben ayaküstü iş konuşmaya geldim. Neler yaşadım iki saniye içinde ya. Birazdan büyük ihtimal ailevi sorunlar ortaya çıkacak. Biz bence gidelim iş konuşalım. <gülüyor> aynen aynen <gülüyor> hadi. Dur lan ben de şurada bir sakalları düzelttireyim. Geliyorum hemen. Ben <laughs> Yok mu sarıya bir saç yaptı? <laughs> Aşkım gündeme uyayım dedim böyle bir şey yaptı berber. <gülüyor> Öf. Gazının <laughs> açılışıyla Saru'nun tipi bir anda değişiyor. <gülüyor> Yaşlanmış. <gülüyor> ah siktir ha. O aslında güzelmiş bak bu saç. Yanlar açık. Ay kardeşim. Bu, bu düğünde yaptırılır bu. Dur şeye bakacaktım. Sakala bakacaktım. Yok ya, bizim tipe hiç dokunmayalım bence ya. Sakalsız yaşlı duruyor çok. O bıyıktandır. Bakayım. Dayı. Oğlum adam baya yaşlandırmışız zaten. Neyse bu böyle can abi. Hoş bir böyle güzel. Savamca. Efendim. Sen bana para verecektin. Ha sana para. Ben de şimdi daha yeni biliyor musun iş yerinde para dağıttım. Dur bakayım ne kadar varmış hanımda Sana ne kadar lazım? Boyama kitap alacağım, okuma kitap alacağım. Sonra oyuncak alacağım. Tamam lan al hepsi senin olsun. Gerçekten mi? <laughs> Vallahi bak üzerimde ne kadar varsa verdim ha. Teşekkür ederim. Bir boyama kitabı alırsın herhalde bununla. Boyama kitabı alalım, okuma kitabı alalım. Sana da çikolata alayım mı sabah abi? Çikolatayı kendine al lan. Ben, bana alma. Niye bana alıyorsun? Ne bileyim sabah abi. Pamuğum olunca insanlara da bir şey alman gerekir Olsun bir dahakine alırsın sen. Sen kaç yaşındasın şimdi? 11. 11 yaşındasın. Ay canını yerim lan senin. Ben kaç yaşında gösteriyorum delikanlı gibi söyle. Sen kaç yaşında mı? Sana amca dediğime göre... Hmm, ...sakal babın var. 30... Hmm, ...35. Otuz, otuz Ulan Vallahi tek attın ha. 36 yaşındayım helal olsun kız sana. Bir anda böyle elli melli diyeceğim diye çok korktum. Abi saç savunda beyaz Saçmalama sava abi. Doğru söyledim. Biraz kırçıllar hafif başladı ama iyi bak kendimi iyi hissettim bugün. Benim gözlükte devim 5 numara. Evet fail yaptım orada da 500 şey. Ben. bende 500 var sandım. Ama ne gözlüğüm dedin? Gözlüğüm olmayınca ha. görmüyorum tabi. Seni gözlerin de mi bozuk canım benim? Evet. Gövemiyorum ben. E, yaşına gelince çizdiriyorlar onu. Yaptırırsın. Ya nasıl yaptıracağım? Gözüme şey vuracaklarmış. Ben korkarım, istemiyorum. Ben gözlüklerim ve mutluyum. Bunlar kıvırınca pembesini alacağız. Dominik Dominik... <laughs> bir dakika dur şu an çok fena bir mesaj aldım. <laughs> düştü, düştü? <laughs> evet kadın tribi yedik. Her neyse. Kadın tribi mi? Trip evet, ka ne abi? Trip ne biliyor musun? Böyle kadınlar nazlanır üstüne gelir ya surat yaparlar. Kıçı dönerler hemen. Onun gibi bir şey. Kıç. Ha, sen baya o popo popo. <laughs> Sana popomu dönünce trip mi atıyorum? Yok sen kimseye poponu dönme de. Hani şey sonuç olarak öyle deriz biz. Benzetme yaptım yani. Tam olarak o değil. Ya bunu ama Savu abi gerçekten hiç iyi bir öğretici değilsin. Bana ya. bunu öğretmen gerekir. Ben sana Savu savuyorum sen bana anlatıyor musun? Evet. Sen nasıl 30 abit yaşına geldin? Haklısın <laughs> kızım. Şimdi bak trip şöyle yapılıyor. Mesela ee, sen ben sana diyorum ki 10 dakika boyunca seninle ilgileneceğim diyorum, tamam mı? Hı -hı. Sen 10 dakika boyunca benim seninle ilgilenmemi beklerken benim seninle ilgilenmediğimi fark ediyorsun. Sonra bana küsüyorsun. Aa. Tamam mı? Küstüğün zaman da bana böyle mumkum peki sonra konuşuruz falan yapıyorsun yani. Öyle bir şey. Hmm, ama peki sonra kavuşunuz derken gerçekten sonra kavuşmak istemedi mi anlamına mı geliyor? Hayır işte o kendini hani ben kendimi sana affettireyim diye beni itekliyorsun yani. E ben seni iteklersem sen nasıl geleceksin ki? Bu ne kadar saçma bir şey. Sen de haklısın. Gerçekten büyüyünce çok garipleşiyorsunuz. Ben bu büyükleri hiç anlamıyorum. Şey bir arada bir şey adı Adın neydi senin bak unuttum. Almiva. Ha, Almi Almiva. Almiva. Tamam Almiva. Mıdı mıdık mı senin? yapıyorsun Almiva. Tamam Almiva. Hayır Almiva. Yeter anlamıyor musun Sabu abi? Ulan bana ne diyorsan ben onu söylüyorum. Almiva. Hayır Almiva. Allah Allah kafa yiyeceğim. Altan. Efendim. Bu kızın adı Almiva değil mi? Almira Reyle. E niye Reyle söylemiyorsun? Abi Reyle söyleyemiyor, söyleyemiyor bu. <laughs> niye söyleyemiyorsun? E, Söylemiyor bu abi. abi. Dili dönmüyor, dili. Şimdi Ulan ne zor bir şey düşünsene. Yavvam diye böyle kızarken <laughs> komple kopuyorsun o <laughs> ya olaydan. Yavvam dedi. Yavva kaçtın miydi yara Yavvam mı dedi? Yara yara evet. evet. Hayır Yavva hayır. Mı? Mesela benim omzumda bir yava var gibi oluyor. Şimdi ben yava desem karşımdaki onun yara olduğunu nasıl anlayacak? Herkesin yavası var o zaman. Evet. Dün maç Adam vardı abi. Orada böyle bu tarz şeyler söylüyorlardı. Diyorsunuz. Ha bu arada bak Almira yanlış anlama ben dalga geçmek için söylemiyorum yani. Hani sadece yorumladım. Anlamadım orayları söyleyemediğini. Tek başına R'ye de bakayım. Hmm. <laughs> hmm, tamam. <laughs> bu Bir şey söyleyeceğim. Bu düzelmiyor mu lan? Bunu düzeltebilenler var. Vallahi bilmiyorum ki abi. Çalışarak düzeltir, düzeltir, düzeltir belki dersine ama. Dersine gitmem gerekiyor ama ben son <laughs> derslerimde nasıl gideyim? Annem babam yok burada. Kavudum annem baban nerede senin? E biz götürelim Hastanedeler seni. Hastanedeler abi. Çilekeş Melodi efendim. Hastanedeler mi? Neyse tamam boş ver. Şey. He tamam. İyi hadi Altan oğlum iş konuşacağız <laughs> hadi oğlum. İyi e, e, hadi neredesin? gidelim Şş, abi. Almiva. <laughs> Ay Almira. Efendim Sabah abi. Ha, çıkak biz paranı çarçur etme tamam mı? Hayır <laughs> etmem. Sen neredesin? Gel hadi. Abi, neredesin annem? Küçücük kızın yanından geçemedin Götüren geç. <laughs> Vuracağım Dur tokadı var. şimdi bayılacağım. Takip ederim ya Saru Üstünü abi. Analık babalık ederken Güzel. biz böyle mi yaptık? Tam ondaki iyi fazla oldu. Nereye geçelim abi? Valla nereye geçelim şu bizim ben evin arkasında sakin sakin saki, iki dakika bir plan yapalım sonra dağılırız. İyi tamamdır takip Coşkın. ediyoruz. Koşkun. Efendim de bir Ne yapıyorsun? Eee? bu şey Almiva nasıl gidecek? Sen burada mısın? Beni Eylül abla götürüyordu. He tamam Eylül hmm. Sen mi bırakacaksın? Melody saçmalama gel bakayım neredesin konum at. O telefonda galiba abi. Ha. Konum at konum. <laughs> Melody ile hani bir evet, Tamam geliyorum mesela. bu motel, hadi bay bay. <gülüyor> <gülüyor> Trip atıyor ya. Şşş <laughs> Elül ufaklık sana mı emanet? <laughs> evet evet yaşlı ha, şimdi iyi, tamam. Departmana gideceğim zaten onunla. İyi hadi bakalım. Hadi Arkadaşlar görüşürüz. görüşürüz. Görüşmek üzere. kalın. Sabah abi. Görüşürüz memnun oldum. Hadi bin bakayım arabaya. Hadi, hadi ben de bin. Dur ben bineyim seni ne bineyim. Ben bineyim. Hmm. Yani. Dayı sen git ben seni arayayım sonra Kaktın olur mu? Ha de. tamam ben anladım. Aa. Tamam hadi. Ay aga be o yüzden mi sordu? Aa, tamam, Ulan o da olsaydı keşke ne olacak? Neyse. Çok uzatmayacağım zaten. Ulan dur lan çok vicdan yaptım amına koyayım. Efendim abi. Sen niye sordun yalnız mı olacağız diye? Dayı geleyim mi özel mi dedi de ondan dedim. E oğlum gelsin istiyorsa yalnız kalmasın. Ha iyi tamam çağırıyorum. Tamam hadi çağır çağır. Hadi. Birilerin evini oraya geldi. Tamam. Ananı s**eyim. Aa meşgul attı beni. Aşk olsun. Hak ettin abi. Niye lan? Niye ya, bir şey yapmadım ki? <laughs> Sakalları çıksa benzersin. Çok sarunun lafı bu yani. Vay. Dur. Vay. Yüzüme kapattın ha. Hop. Dayı da gelir şimdi abi. Tamam. Peki Oğlum bak. Şöyle. Şimdi bu Kasinonun içindeki tadilat bitmiş, tamam mı? Tamam. Birkaç, birkaç ufak iş kaldı. Şimdi... Bu Doktor Bünyamin var ya, matematik uzmanı. Ha, biliyorum biliyorum. Ha, tamam. tamam Biz, biliyorum. lan. Bizim Bünyamin'i şimdi ben... Oradaki böyle sistemleri bir incelesin işte... Aldısı verdisi ne olur, çipin piyasası ne olmalı, çocuk da anlıyor bu işlerden. Ben onu bıraktım, orada çalışıyor. Ee, yani muhasebe kısmıyla... Ulan, Doğan'ın eksikliğini orada işte hissettim bir daha. Muhasebe kısmıyla o ilgileniyor şimdi. Ondan sonra cima, yalnız güvenlik işini ne yaptın bana bir anlatman lazım. Şimdi abi şöyle kişi sayısı fazla gelirse sen söyle 6 tane güvenliğimiz var. 4 tane de içeriği böyle kolaçan edecek işte insanları karşılayacak falan. bir ekip var. İkisi kapıda ikisi içeride takılacak. Toplam 10 kişi ben... mi? Aynen bir 10 kişilik grubumuz var. On Ama kişi. tabi bunların hepsi şeyde olmayabilir hani. Aynı anda ha Onların mesailerini bir ayarlarsın Tabii. en kötü sen. Ben çünkü Peki bir şey söyleyeceğim. Bana Bunların belli dolu mu olacak? İşte abi bunu gidip bizim departmanla görüşmemiz lazım. O konuyu da Tarkan'la konuşacağım. Bir de avukat Tarık'la konuşacağım. Bazılarının sicili falan var çünkü. Ha, peki bir şey söyleyeceğim. Bu e, Alpaslan Bey'in rahmetli'nin bıraktığı dosyaları sen verdin mi bir şeye? Tara mı? Evet. Avukata. Yok onları vermedim ben. Onlar o... zaten işlemi bitmiş abi. Onlar bizde kalacak. Ha o işlemi bitmiş halim onlar. Tabi tabi. Ha tamam o zaman. İyi o işle ilgili bir sıkıntımız yok şu an. İşletme bizde yani resmi olarak. Şu an işletme bizde. Güvenlik işinin bende olduğu da belli. Şirketin üzerine yani. Benim şirketin adı yazıyor. Onun dışında yapacağımız tek şey açılışı konuşmak. Ulan trip yedik ya o. Ya bir ben... Ya şu az önceki eleman var ya pembe saçlı. Onun fotoğrafını yoldum ya, ya Bu kim dedi? Dedim sakal çıkarsam benzer sana. Bozuldu Abi, kız ya da Biraz sert çıkıştı. Herhalde şey döneminde ya. Çok takılma. Adet mi? He herhalde. Ben Oğlum, onun gönlünü alırım. Ya. alırım. Alırım alırım. He tamam şimdi bak 10 kişi zaten aynı anda oraya çok fazla bence. İdali 6 diye düşünüyorum. 6-7 açılış için en azından. Ya da 10 mu yapsak bilemedim ki ya. Bak ben e, sana Roşkun, sen ne diyorsun söyleyeyim istiyorsanız siz de yorumlayın. Ee, ben kendi fikrimi belirteyim. Şimdi malum bu şehirde ansızın her bok yaşandığı için bence on <laughs> bir de hiç bilinmeyen iki tane de olsa fena olmaz. Ha diyorsun ki sivil takılsın belli olmasın kim olduğu. Tabii yani şey şeklinde düşün. Ee, müşteri gibi geziniyor düşün. Şimdi misal ben orada olsam belimde emanet olur. Baktım mevzu çıkıyor. Çıkartırım takır takır dağıtırım orada mevzu çıkarttığın Farklı <laughs> mı de demek ya. istedim? Baktım 10 yetmiyor hesabı. Doğru söyledin. Tamam Şimdi o düşünsene. zaman açılış için 10 ideal gibi. Tamam de ha. fikrim değişti. Kalabalık olacak çünkü. Şimdi düşün. Açtınız mekanı. Takır takır millet başladı patır kütür oynamaya. İpnenin teki gelse anayınız namını okuyorum deyip de çıkartsa şey silahı. <laughs> patır kütü sıkmaya başlasa. Oğlum dingonu ağrı mı lan orası gelip de adam bağırıp çağıracak. Pasino e, olan orası. Tamam işte. Misal örnek veriyor. Ya ya da diyelim. Sen çok kurtlar vadisi izlemişsin. <laughs> o saniyeyi <laughs> ben de hatırlıyorum. <laughs> Tek kişi demiyorum oğlum düşünsene. 2-3 araba geldi kapının önüne takır takır başladılar saydırmaya. İçeri de girdiler. Anladın mı? Yani ne kadar çok aslında bir yandan da o kadar iyi. Doğru dedin. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu güvenlik olarak alacağım. Bak şimdi oranın barmeni var. Oranın valisi olması lazım. Dışarıda zaten kargaşa olacak. Bir de üstüne bu çalışanlar aldığımız zaman çalışan sayısı 15-16'yı bulacak. Bunu biraz kısmak i̇şte, lazım. Ya da zaten... o güvenliğin içindekilerden mesela valilik yapabilecek adam var mı? Genel güvenliğe ha, de baksın işte. ama valilik de yapsın. Öyle zaten ha bak ben sana sayayım mı adamları? Ona göre sen olamazsın. bakayım. Olmazdı. Şimdi girişte efsane bir ikilimiz var. Kimi görse içeri sokabilecek iki tane tip. Bir tanesi Leyla bir tanesi Neco. <laughs> Neco Paspas'ın <laughs> kralı zaten. Bak Coşkun'un da yüzü burada. <laughs> Valla doğru söylüyor. Leyla da yani. Oku yedik. Evet. Erik gibi yani. Bak dayı sen de biliyorsundur. Geçen görüşmeye bir geldi. Ya Neco'nun. Dışında bu varsa yedik, içinde işte. neler vardır diye. Herkes gider bak yemin ediyorum. Oğlum sen şeyde yoktun değil mi? O hani bayanların bir gösterisi oldu ya. Unicorn'da. Yoktum ben. Benim içimde tek geçen kelime keşke 20 yaşında olaydım oldu yani anlatabildim mi? Bir şey demek istemiyorum. Aman oğlum bak <laughs> kendini sık dişlerini. <laughs> Sıkıntı çıkmasın. Tamam girişte diyorsun ki Neco ile Leyla olacak. Yani bir ha. kadın bir erkek. Evet. De Neco Leyla da zaten da çok elit bir olacak. adam. Evet. Abi öyle deme öyle bir giyindi ki pezevengi görsen iş adamı zannedersin. Harbi yani mi lan? Yani koydum ben orada sen merak etme. Şimdi Leyla da liste olacak kişilerin adı soyadı. Neco'da hem paspasını çekip içeri yönlendirecek hem de valilik işini yapacak. İçeride onları karşılayan ikili. Efsane bir ikili daha. Kimmiş onlar? İlker ve Aylin. <laughs> Bu ikiliden bir üst seviyeye çıkıyoruz hani. İlker ve Aylin'e. Bunlardan sonra sayıyorum içeride konumlandıracağımız adamlara. 1-Uras 2 Yağız 3-Johnny 4 bu Kuntigin'le tanıştın mı sen? Kuntekin'in oğlu. Ha, Tanıştık hastanenin önünde de konuşamadık bir daha. Abi ben o çocukla her şeyi konuştum. Kasino'ya da götürdüm. Babasının neler yaşadığını filan her şeyi biz konuştuk, dertleştik. Eski askermiş zaten çocuk. Eli silah filan da tutuyor. Yani ben dedi babamın uğrunda olduğu öldüğü yer için canımı bile feda ederim dedi. Çalışmak istiyorum dedi. İyi hadi Onu o tabii oğlum böyle... yani başımızın üstüne yardımcı oluruz. Biraz da. Daha ne bileyim abi şey hissettim. Borçlu gibi hissettim. Kumar <laughs> oynayan yok değil mi? Onu da yazdım. Onun yanında Mahir var Uraz'ın kardeşi. Bir de Serkan var Uraz'ın kuzeni. İçeride 6 kişiyiz. sen olanlar. içeriye doğru hani sağlam adamları koydun. Mevzu çıkarsa Aynen diye. Aynen öyle. Tabii. Eli silah tutan hani dövüşmeyi etmeyi bilen adamları koydum. Sıkıntısız tipler. Bir tane jokerimiz var ama en çok bundan tırsıyorum ne dersin diye. Kimmiş o? Evil. Ama şöyle düşün. Bu pezevenk bize açıkları bulacak abi. Yani aslında güvenlikler olmayacak. Bunu gizli saklı tutacağız. Buna içerinin açık noktalarını, kör noktalarını bize söylemesi için ben para vereceğim. Yani teftiş gibi düşün. Danışman. Büyük sıkıntı. Sen oraya gönüllü olarak beni de yaz. Ben gördüğüm şeyleri söylerim sana. Ulan kumarı kim oynayacak lan? Yok ben Seninle oynayacağım ben işte, zaten. <laughs> biz oturup masada oynayıyoruz herhalde. Yok, yok, <laughs> değil, sen de, sen de. Abi o bir bu şey değil de, diyeyim bak, Evil bu şehirde her türlü soygunu kaçakçılığı yapan eleman. <laughs> bu adam so soymasın lan gazını çıkarım valla. Yok abi yok. adam benim kaç yıllık arkadaşım, ortak araba almıştığımız şeyi yapmıştığımız var yani. Zannetmiyorum ki bize öyle bir yamuk yapsın. Cık. Yok çok temiz iş yapıyor ya, benden çok yere girdi. Ama o zaman yani kurguladın şey ekip koyacağız. bir değişik ama denenebilir. Abi her tattan var. Ama en güzel Değil mi? şeyde, kapıda. Sen tanıştın Değil mı Leyla'yla? <laughs> Leyla'yla tanıştın mı? Vallahi görsem hatırlarım herhalde. Hatırlamadım şimdi. <laughs> tanışırsın, tanışırsın. Dur bakayım. <laughs> Leyla ne iş lan? Neco ve Leyla benim en güvendiğim ikili bak abi. O kadar söyleyeyim. Kayranın, zaten benim emanatı alan da şeydi. Layla öyle bir şey yok zaten. Hani, Hayır öyle bir şey davet edemeyiz. Ulan şaka <laughs> maka senin <laughs> Rambo'da gitti ya lan. İstin lan canı sağ olsun çocuğun ölüyordu. Kaç para Rambo? Ya sana ne oğlum ne yapacaksın Rambo'yu? Dur bir şu Mia'yı bir arayayım ya. Ya da dur şu iş konuşmasın. Layla da açmıyor zaten açmıyor şimdi. Açmıyor de. mu? Ben onları toplar sana getiririm bir ekibi bakarsın dizersin şöyle. Tamam o zaman yani bunların peki maaş olayını düşündün mü? Biz gelirimizi düşündük mü ki? Oğlum gelir şimdi planlanıyor işte batmayalım ilk günden. Valla yani içerideki adamların hepsi öyle ekstrem bir şeyler istemiyor. Oğlum hakları neyse veririz canım şimdi zaten. Ben de öyle dedim zaten de hakkını söylemedim yani. Şimdi şirketin ka hakkında kasasında hakkında bir değil. miktar para var. Tam şimdi muhasebeden çıkartacaklar onu ne var ne yok. Hani açılışa yeter gibime geliyor. İyi ee, güvenlikler tamam, valemiz tamam, giriş çıkışlar peki bunların içinden böyle barmenlik falan yapabilecek birini dışarıda onu da ilanlara atarız ya ekmek onu kapısı olur. Onu bir şey bu arada ee, Johnny olabilir bir ara de takılıyordu Johnny. Ulan Johnny adam bir an mı geri gel getir götür mü yapacak? İşte artık yani çok oldu dersen güvenlik konuşuruz. Hayır belki vardır şehirde oğlum böyle hani aç işe ihtiyaç olan genç çocuklar falan vardır bir bakarız. Mikoy'la konuştun mu yakın zamanda? Mikoy'la yani aradım da ulaşamıyorum ki abi. Ha. Bir en son seninle gördüm işte Mia'yı kaçırdığımızda. Oğlum Miko çalışan değil. Miko işin ortak. Ekip oğlum böyle. Miko ya. zaten her türlü bizim ekip bizim delibal şey yapar oğlum. Yardımcı olur zaten. Tabii tamam. Miko'yu zaten güvenliğe yazmayayım abi bir zahmet. O zaman organizasyon işini sana saldım zaten. Sen güvenliğiydi mi hepsini düşünmüşsün. Hepsini hallettim Ben de abi. şimdi muhasebeyi hallediyorum. Ondan sonra o tadilat işlerine bakıyorum. O asansör var bir tane üç, şey teras katına çıkan. Onu falan yaptırıyoruz şimdi arızalıymış o. Ondan sonra mı? mekan hazır. Ama bu şey sıkıntılı ha. Rulet var ya rulet. Ne sıkıntısı var abi? Onları bir açılış günü şey yapabiliriz. Kullanım dışı bırakabiliriz. Yani en azından toplarını alsak oynayamazlar zaten. <laughs> Bünyamin orada mı şu an? Bünyamin çalışıyor tabii canım. Çiplerle hesap kitap yapıyor da. Ee... Oran konusundan bir sıkıntı var. Ya oran değil işte. Oran işleyişini benim kafam matematiğe basmıyorum Ben tavukçu adamım. Kasap adamım ne anlarım ben ama o çocuk iyi. <laughs> en son otururuz zaten onun çıkardığı planı Altan hep beraber bakarız. Ondan sonra çözüme ulaştırırız. Abi. Yani mekanı diyorum ki bu hafta artık açalım. <laughs> Gün var mı kafanda? Belirleyelim günü de. Şimdi bakalım bugün ayın kaçıymış? 14. Efendim, 14. Efendim güzellik. 15'e bağlandık. 15 oldu. Niye? Onu, onu, onu bence kararlaştırıp duyururuz gazino açılışını ya 3 4 gün önceden reklamının dönmesi lazım. Onu Şimdi acele etmeyelim. Yüz Haftaya çok mu geç olur? Tamam. Haftaya çok mu bugün? geç olur? Yo hafta içi açılabilir aslında. Pazartesi salı çarşamba bir gün. Anca tadilatlar biter. Sistem işte o iç düzen mı? falan halledilir zaten. Bir konuşalım. <laughs> Yarın Doğru, arınma gecesi hiç var. Çarşamba desen iç düzenler tamam, halledilse yüz yüze, yüz yüze konuşuruz Eylül sen ben reklamlardanse bence mantıklı. Ben sana söyleyeyim bu Salıya Çarşamba'ya dayanır ya Salıya Çarşamba açarız burayı. Tabii canım zaten ondan dedim. Hafta içi mi şey olsa de haftaya yani. Bu Leyla ne iş niye bu Leyla'yı böyle övdü? <laughs> ee, şöyle diyeyim. şimdi ayrım benim öz kızıma haberim var mıdır bilmiyorum. Ee, Leyla da onun best kankisi mi oluyor ne oluyor ya işte Ayrı nasıl seni öz kızın ama? zaten benim elimden çıkma mükemmel dolandırıcı. Aynı şekilde Leyla da öyle. Bunlar güzelliğinin farkında olduğu için otomatik adam çekiyor biliyor musun? Mıknatıs gibi. Yani içeriye insan gelmeme ihtimali yok. Vay be iyi hadi bakalım görelim. Ne kadar ne yetenekliler. Yani? Bu kimle konuşuyor lan? Büyük ihtimalle ya Necelan konuşuyordur ya Leyla'yla konuşuyordur. Kimden trip yedin lan gene? Melody'den ya bu Almira He. var ya Almira'yı kıskanmış yok diyor artık benimle görüşmeyin. bana. Ya ben onun demeyin. canını yerim ya dur bakayım bir arayayım. Ne diye kayıtlıydı lan o? Oğlum ben niye görmüyorum reddettiği miydi? Melody diye mi Ben gözüm görmüyor ya şu an. Ha küçük reddet. Altan ne diyeceğim? Açılışta getirecek mi emanet falan bir şey olur diye? Onların hepsini ben polisle benim. konuşacağım dayı. Ne yapıyorsun kız? Moralim bozuk. <laughs> Niye moralim bozuk? Bir tane kız gelmiş uzantı. <laughs> Böyle benim gibi saçları var sonra amca. Öyle laflama yaranmaya çalışıyor. Bir de Altan amcama. Allah Allah. Kimmiş o? Evet. Bir de duyar kasmak için ...şey Türk bayraklı çanta takmış. <laughs> Gör. Adı neymiş kızın? Adı Armira. Ha evet. tanıştım ya ben onunla. Evet. Çok tatlı kız. Niye siz arkadaş olursunuz diye düşündüm ben. Kime benziyor? Nasıl kime benziyor? Ya şimdi senin güzelliğinin ve tatlının yanında... ...nasıl yani... Benzemesi mümkün mü sana? Götüme benziyor. <laughs> öyle konuşma kızım ayıp. Ama bak şimdi sen yani şimdi sana benziyor diye niye kıza trip atıyorsun yani? Hayır, trip atmıyorum. Ölüm ablam yanından ayırmıyor. Peki Hanım bir şey söyleyeceğim. Kız, kız küçücük kız sen kaç yaşındasın da? 17 olmadın mı sen? 15 miydin neydin 16 lan? 16 oldum. E tamam o kız 11 yaşında kız şimdi sen ona niye öyle şey... Ablalık yapman lazım senin ona. Kulak yapacağım ama Eylül ablamı benden çalmazsa. Ha, belki Eylül ablan senden daha çok sevmiştir Almiray'ı. Evet. <laughs> ben sevdi zaten konuşmuyorum onunla. <laughs> Öyle yapmak kızım ayıptır ya Allah Allah. Ben sizi Almiray ile bir ara buluşturayım mı? Bir kan, 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 kardeş yapayım sizi. Hayır ben küfür edince yanımdan gidiyor. <laughs> e niye <laughs> küfür, küfür ediyorsun kıza? Ben küfür etmiyorum ki ona. Millet hmm. küfür edince yanımdan kaçıyor. Ama küfür bak ayıpmış. kız da kıçın ne olduğunu bilmiyor. Sen gelmeyen orası bu çocuğudur diyorsun. Yani aranızdaki fark da çok. Kaçar tabii kız. Ama ne yapayım? Ben de diyordum ki senin bunları öğrenmen lazım. Marvin diyorum. Benim yanımdan kaçıyor küfür edince. Allah Allah. Neyse dur ben sen insanlara şey yapma. Gönül koyma tamam mı? Ben şey yaparım, hallederim o işi. Ariyetten de kimsenin seni sevmediği veya yanından uzaklaştırdı. Yok burada senin sarı amcan var yani. Elül ablam benden uzaklaştı. Hala Elül diyor ya. Allah Allah. Biz sana dur sarı amcan yan... Oha amına kodumun oğlu. Dur gel kapat kapat. Lan! Siktin attın lan çitlerimi. 33 FPS ne ya? Bu insanlar a ben bu serverı halledeceğim. 2 gün halledeceğim. Eee sıra geldi mi ya? Dur içe arkadakilere bir bakayım da. Amına koyayım ne kadar yine yani. 4 tane. E, Alasını tamam işte ya araba. Geldi çiftlere çarptı. Ne konuşuyorsunuz? Ya e, öyle Hayda. havadan sudan. Mülay mı kaçırmışlar. Ne? Bak şeye. Lan bu ne? Bu tipler ne lan? Vahamını koy. Bunların oyun yapıyor olmasın ya mülayimler. Ee, adamın ellerindekine bakarsan pek oyun gibi durmuyor alta. Bunlar bak yine mağdur oynayıp bizden para istemesinler. <laughs> Sikerim bak. <laughs> Oğlum yazık bu ne? Çilekeş melodi. Benim için artık Eylül abla diye birisi yok. Başka benim kafalı insanları sahiplendi. Az kaldı siktim annenizi ne oluyor lan YouTube videosunu mu çekiyorsunuz? Oğlum bunlar şaka mı yapıyor gerçek mi oğlum bu nasıl bir görüntü ya? Vallahi şimdi Abi elindekiler... işin içinde mülayim varsa yani Twitter'a da fotoğraf atmazsın herhalde. Anlamadım valla neyse bizi beni ilgilendirmiyor şu an. Ne diyeceğim? Ee, tamam o zaman planı yaptık açılış tarihini bir tek belirlemedik onu da ben böyle salı çarşamba olarak düşünüyorum mantıklı. En geç bak en Emin geç misin? bu sefer. E tabi oğlum yani Çok mu geç olur acaba? Hayır. Salı Çarşamba yo. diyorum bunun bir sebebi var. Anlatacağım. Sonra anlatacağım. Şimdi bak sen şu şeyle bizim küçük melodiyle ilgilen tribe girmiş oğlum kız. Eylül meylini evet, diyor. evet onun yanına gideceğim zaten. Ha Mia Mia da bana şimdi kızdı. Ben bir Mia'nın gönlünü alayım. Ondan sonra bir de bu motorun evrakları vardı. Ona teslim edeyim. Sonrasını ararım seni. Tamamdır abi. İyi e, bakalım. Ya hadi. <laughs> Hadi öpüyorum Biz sizi. o zaman. Allah'a emanet. Güle <laughs> Mia <Hoş. gülüyor> neden kızdı? Ya biraz ayıp ettik. Alo? Bana trip mi atıyorsun lan? Atıyorum. Ama çok çok güzel şakaydı. Çirkindi. Çirkin mi harbiden? Evet. Allah Allah ben onu Daha Eylül ne yaptı ki sana? Twitter okumadın mı? Yo. Neyse boş ver. Ne ne demiş Eylül? Bir şeyler yazmış boş ver. Allah Allah ya şimdi kıskanıyorlar seni anlatabildim mi yani şehrin en güzel kadın olduğun için doğal olarak belki de böyle alttan alttan laf sokuyorlardır Miyacım. Ya. Evet yani normal ben de olsam ben de kıskanırım şimdi. <laughs> Kandıramazsın beni dur, böyle. Dur bir ne kandır- efendim Altan. Abi kapıya Neco ha? yerine seni mi koysak? Sen de iyi pas pas Seni sikerim Ama lan amcık. Valla tek batarım sana Sana demedim mi ya? Ha. Ya Yavşağa bak ya. Şimdi ben sana o mesajda sakalları hani o tamamen yüzü kapalı ya çocuğun. Saçlardan dolayı. Evet. E bir tek gözüken sakalı var şimdi. E doğal olarak, da hani onu espri olarak şakasına söyledim. ya sen de hemen alınma ya, Allah Allah. Sakalın onu olsa benim sende ben. ne işim var? <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Sarı abim karıştırdı diyor. Ben saçlı görünce. Ya ne sarı? Ben bir, bir geldim böyle arkadan dedim Hı. ya Mia mı bu? Sarılacaktım dedim hani aş, aşk duygusuyla. Ondan sonra saçı aynı renkte neredeyse. Ondan sonra yüzünü bir gördüm Allah'ım ya Rabbim düşman götüne diyecekken espri döndü aramızda orada. Hı. Hmm. Hı. Bana bak. Evet. Özledim kız seni. Ben de seni çok özledim. Görüşemiyoruz bu aralar. Evet uyuyorsun. Uyumuyorum çalışıyorum. Kasinoyu açacağız bir kere ayrıyetten. Seninle de işlerimiz var. Benim sekreterim nerede ben göremiyorum bayadır. Aa, ofiste buluşalım o zaman. Ofiste mi buluşalım? Tamam hmm. yapılacakları not elelim. Sen ne yapıyorsun şu an? Yürüyorum. Sinirimi atmak için. Sinirini atarım ben senin. Gel sen. Biraz sürer gelmem yalnız. Yürüyorum. E alayım ben seni. Olur. Sen Olur. bana Olur. konum at. Olur. Ben alayım arabayla. Tamam. Hadi öptüm. öptüm. Geçiriz. Hayır. Ne paspas ya abi paspasçılık değil ki bu. Kız öküzlük yaptık kendimizi affettirdik yani. Bu iş böyle yürüyor arkadaşlar. Eee sakalın olsa aynı olsun mu diyecektim yani. <laughs> Ariyetten gönül işlerinde gurur paspasçılık falan olmaz. Kızın arabasını da almışız bir de yürüyormuş. Ne çile çektirdik kıza ya. Motoru da vermedik. Rambo'yu da sattım onu da alamıyor. <laughs> Mahvolmuş kız. Bu arada cidden ben meslek mi yapsak gidip ya. Saru bu arada hanımcı değil asla. Ha evet eski eşkibini var onun. Patladı mı acaba? Onun arabası var. Güzel, bir güzel şoförü de var. İnşallah üstte değildir. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bence değil şuradaki mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bin bin. Öpeyim mi? Öp. <laughs> <laughs> Yazamadım elimde. Hay ananın. <laughs> oh oh Hadi gidelim. <laughs> gidelim. Şimdi. Kimmiş ya? Arabaya bak. Ne el yani. lan? Sakin olsana ya. Amına yani. kodum öyle... birime girersin. Nasıl korktu cam açtığımda gördün mü? Gördüm. Ge Gerizekalıya bak. Bu parası olanlar hep böyle götü başı oynuyor ha. sinirlisin gene? Biraz sana bozuldum. Bana mı bozuldun? Evet. Bir şey soracağım sana. Efendim? Ben sana bozulmuşken sen bana nasıl bozuldun? Neyse sonra konuşuruz Mia. Ya. Yani küçük esprilere bana çok trip atmaya başladın. Kalbimi kırıyorsun. Trip mi? Evet. Hayır trip falan atmıyorum sana. Yemedi galiba bizler değil mi? Neyse tamam sıkıntı yok. Ben o sonuçta affedici bir insanım yani hani şey değil. Sevdiklerimi affedebilmeyi biliyorum. <laughs> Özür dilerim kırdıysam seni. Estağfurullah olur mu öyle şey? Ben öz yani ben de ben yanlış yaptım sonuçta. <laughs> o paslıyor onu da. Şaka yapıyorum ya. Ben hayvanlık yaptım tamam. Sakalların çıksa aynı onun gibisin mi yani. Hayvan herif. Ona kızmadım ki. Neye kızdın? Karıştırmana kızdım. Bu arada karıştırmadım ya. Ne karıştıracağım? Adamın 2.80 omzu var lan. Senin gibi narin bir bedene sahip olsa Evet, olsa. <gülüyor> 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 bir dakika dur. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Salih ne yapıyorsun? İyi oğlum biz de çalışıyoruz işte ya. Yengenle şimdi eve geldik. He ee, aynen aynen. Dur işim var arayacağım seni sonra acil. Tamam oradaki şeyi bir milyonu siz faizden almayın lan dursun vadelde dursun o. Hadi görüşürüz. Hadi geçelim mi sekreterim? Evet geçelim Saru Bey. Şey Saruhan Bey özür dilerim. Evet benim gibi narin bedeni olsa orada kalmıştık en son. Yani senin gibi narin bir bedeni olsa inanırdım evet. belki ama bu narin bedene sahip başka bir insan olmadığı için bunu yiyebilecek kadar salak değilim. Ya sen çok tatlısın ya. Hadi bakayım. O 3 dakikayı boşuna kazanmadım. Evet şimdi işlerimiz biraz arttı. Of be, insanın evi gibisi yok yahu. Doğru. Ama bu böyle seninle geldiğim zaman hissediyorum böyle. <laughs> Hiç affettirim kendimi de sonra gene bokum çıkartırız. Ya bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Ne düşünüyorsun? Ben seni hak edecek kadar ne yapmış olabilirim? Yok canım ben bu de yarım yamalak şey bir yani. adamım yani. Yok ya. A ama bak bazen böyle değişik şeyler duyuyorum hakkında canım sıkılmıyor değil. Ne duyuyorsun? Ne yapmışsın? Gelinlik melinlik giymişsin. Düğünü kaçırmışım ben. <laughs> Dünyamin neydik anlattı biraz. İnsanlar mesaj atmış bana yok efendim Saru evleniyor musun hayırlı olsun düğün ne zaman bizi niye davet etmedin gibi gibi çeşitli yaklaşımlar yani. Evet bu konuda sana çok kırgınım. Düğüne gelmedin. <laughs> Allah Allah o düğünden <laughs> benim haberim var mıydı? Yok muydu? Var mıydı? Ya bir şey işte söyleyeceğim. Ya... Anladığım kadarıyla delirolu rolü yapmışsın. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Ceza yememek <laughs> için kafanı direksiyona vurmak nedir ya? Hayır bak aslında ilk başta çok güzel sürüyordum, tamam mı? Arabayı. <laughs> Önce bir saklandım, kaçtım bunlardan. Sonra 10-15 dakika durdum olduğum yerde. Sonra bir çıktım. Sanki banka soydum, tüm şehir beni arıyor polisler. Allah Allah. Evet. Ne işin olur senin banka soygunuyla falan? Hiç yani benden bekler misin öyle bir şey? Neyse o konuya hiç girmeyelim. Hiç. e sonra ne oldu? Arkamda 4-5 tane polis arabası. ama sürdüm 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 sürdüm. Sonra önüme birden bir araba çıktı. Güm kaza yaptım. Bir sana Baktım. bir şey olmadı değil mi? Hayır hayır iyi. Kaşım açılmış sadece. Baktım ne yapacağız ne yapacağız. Ben deliye vurdum. Bünyamin de bana bir hop şey imzaladı. Kağıt imzaladı. Ben de giydim gelinliği. Dedim düğüm var benim. Yetişmem lazım. Senden korkulur ha. Neden? Ya bu kaç işin aklına gelir ya. <laughs> Vallahi yani ben seni burada tanıdığım gün düşünüyorum böyle sessiz sedasız ulan be, sen var ya ben ne diyken hayat yaşıyor ha. Yok artık. E sen geçiyor mi geldin? Ne alakası var? <laughs> yemedim sen. yok şaka yapacaktım da yemedin. Ben Vallahi sensiz yaşamıyorum zaten. Neyse sen giyin ben kıyafetlerimi giyip geliyorum. Şuradan bir de şey alıyorum. Not defterimi. Di <laughs> di Şimdi ben bu sekreter rolünü niye yaptırıyorum ona biliyor musun aslında? O da rollere hakim olsun diye yani olan şeylere. Sandalyeye otur. Altı. Bu ne lan? Saksu'yu bekler gibi. Ha. Ha. Aslında bütün yaşanan şeyleri ben burada özetliyorum rolde ona. Evet Soran Bey. <laughs> ya bu nasıl bir fantezidir ya? Evet Mia Hanım. Bilmiyorum uzun gibi. süredir oturup işlerle ilgili konuşmuyorduk. Bayağı oldu evet. Bayağı oldu. Eskiden Bilmiyorum. kalma bizim yapacak olup da yapmadığımız bir şeyler var mı? Şimdi hemen not ediyorum. Şey bakıyorum notlarıma Dön ile konuşuldu. Üzerini çizmiştik. Bünyemin üzerine yarım çizmiştik. Yok sonra silmişiz tam çizmişiz. Parantez açmışız. Konuşulacak demişiz. <laughs> tamam yemin sonra... işi güncellenecek. Evet. Ondan sonra bakıyorum şöyle. John tamamen konuşuldu sanırım. John ile işimiz bitti. İşimiz yani bitmedi bitti. de yani en azından o konuşacağım şeyleri konuştum. Evet, en altta e, hiçbir şey yapmadığımız bir şey var. Parantez açmışım. Ben ilgileneceğim demişim ama o sen oluyorsun galiba. Neymiş Evil o? Evil'la konuşulacak demişsin. Ama ben şey Onu yapmadım. onu bir tokatlayacaktım ben doğru. Hı hı. Evet başka şu an açık. Aa evet görünüyor açıkla şu an. Mia bayağıdır öpülmüyor. Ondan sonra- <laughs> Şey var bot üpülüyor. var, balık var. Evet balık var, bot var evet. evet onlar- asılı... hı -hı. Evet o, o, onları listenden üstüne çek şimdi onlar önemli. <laughs> evet bayağı önemli. Evet, şimdi şey, o, şey. o listenin altına yeni bir şeyler ekleyeceğiz. Evet dinliyorum. Bu arada ayıp ediyorsun nasıl öpmüyorum ya ver fırsatta vakumluyorum sen de yani ne öpmüyor öpmüyor. Yetmiyor demek ki. Evet dinliyorum. <laughs> Allah, Allah. evet şimdi. <laughs> Bir kere öncelikle ilk listemizin birinci parçası kasino açılıyor. Evet. Açılıyor. evet. Kasino açılıyor. Bunun günü planlanacak. Oraya en geç salı ve çarşamba notu ekleyebilir miyiz Miya Hanım? Tabii ki Serhan Bey çarşamba en geç ekleniyor salı çarşamba. Evet. Ondan sonra bir diğer not. Altan organizasyondan sorumlu. Parantez içinde neydi lan? Güvenlik vale VSVS. vs. Altan organizasyon güvenlik vale VSVS sorumlu tam. Aynen. Hı hı. Ondan sonacıma Bünyamin bütün matematiksel hesapları yapıyor. Gülücük. Bünyamin bütün matematiksel hesapları yapıyor gülücük. Ha. Evet, Bünyamin'i görevlendirdim. O muhasebeden anlıyor ya matematikten. Şimdi o böyle bir ön planlama yapsın sonra birlikte çalışırsınız. Yok gerek yok. Ben kimim ki? Allah evet. Allah! Evet. Şimdi ne alakası var ya? Yok bu seninle alakalı bir şey değildi. Evet. Dinleyelim. Niye bana öyle bir şey söyledin şimdi? Boş dinliyorum ben seni. Dört. Teknedeki dans sözler açılışa yetiştirilecek. Şaka yaptım şaka tamam hadi hadi. Sen bana trip atarsan ben de seni kıl ederim. Evet dans sözleri yazmıyorum. Yazma o şakaydı. Güzel. Ondan sonracığıma ee, ne vardı lan başka? Ha, onu şimdi arayacağız zaten. Bünyamin'den durum raporu alacağız. Onatta birlikte Hı -hı. gideriz. Motorun Hı -hı. evrakları, sana aldığım he motorun hediye hediyenin evrakları Hı -hı. hatırlatman gerekiyor. Şimdi hallederiz onatta. Altanlar çok ayıp etti. neyi ayıp etti lan Altanlar? Ne oldu? Rolde durum mu? Tamam. Ee, bir de. Bir saniye dur geliyorum hemen arabadan alacağım. Hı hı. Son artık şeyimi yapıyorum. Affettirme. Baçısının ağzına sıçtık zaten. Gül çiçeği mi denir ona ya? Üstüne bindirme. Üstüne bindirme. Üstüne bindirme. <gül>, gül budağı destesi. Vay amına koyayım. Gül budağı destesini aldım ve sana getirdim Mia. Oğlum gül kırmızı alınır amına koyayım. Ne hem de. <Gülüyor> <Gülüyor> Gerçi biz ona gül pembe diyoruz ya. <laughs> Ulan görmüyor mudur acaba? Niye evi terk et? fail olur ya. Kırmızı dedik. Bakalım bir yemin ne yapmış. Düşmüştür oyundan. Alo? Ay. Alo. Alo. Müsait misin abi? Bir 5 dakika arıyorum en geç. Tamamdır. Tamam. Sıkıntılar vardı o yüzden. Sıkıntı mı var? Tamam konuşuruz. Sen Arayacağım. Anlatırım. Sen için bitince ara beni abi. Tamam hadi. Hadi, hadi baba. Ulan yüreğime indi öyle gelinir mi? <laughs> Korkuyor musun benden? Yok da niye korkayım Allah Allah. Gel gel sana hediye aldım. Ne gerek var ki? Kimden geldi? Ya. ...duran gül görülebilmektedir. Ya sıçtık amına koyayım. Şehirdir gül <laughs> Sıçtık amına koyayım. Gül... Gül kızdır. <laughs> gül... Ee, Kırmızıya kaçık pembedir. <laughs> <Ya. gülüyor> Dojladım. Şimdi o hani not tuttuğun şey var ya defterin. Hı hı. Bunu da arasına koy kurut orada tamam mı? Tamam. Rengi de çok güzelmiş. Evet. Yani yan bahçenin ağzına sıçtım adamlarda da kül kalmadı. Bahçeden mi aldın? Evet bahçeden aldım. Nereden alacağım? Cebimde bir kuruş para kalmadı. <laughs> Alayım gülümü. Ya en sevdiğim renk. Evet tam hı -hı. pes pembesini de bulacağım. Bunlar hep böyle kırmızıdan pembeye kaçık. Yok ben kırmızı severim ya. Ha öyle mi? Hı hı. E iyi o zaman. Öpeyim mi? Ya bir gül aldım bir öp artık bir vakumla yani. <laughs> ne yapayım? Ama biraz eğilerek öp. Boyumuz çünkü biraz <laughs> fark etmiş. Topukların artık bir 5 santim kısalması lazım. Bu ne ya? <laughs> ya yok <laughs> dudağından öptüğü gibi <laughs> belinden kavrar ve kendine doğru çeker. Hop ayakta kalktı. <gülüyor> <At>. <gülüyor> Yok duvara fır ERP yok. Böyle bir şey yok. Öpüşüyoruz abi ne var ya? Dünyanın en doğal şeyi öpüşmek ya. Hani biraz böyle öpüş öpüşelim abi ya bir şeylerin olması lazım. Yazık günah. Duvar p Elini kafasının arkasına götür. Bak <laughs> kaşınma işte. Orada bünyemini bir arayacağım. <laughs> Şu an mı? Yok yok tamam yok tamam. yok. Gel gel. <laughs> yok yok sen Bünyamin nereye ya? Dur kız çek çekiştirme dur gel bir. Şeye benzedi bu. Suyun içine gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Kahve pis sikerim ha. Gaza geleyim mi? Gaza getireyim mi gene? Makine fırlatıp durayım Bak, bak gaza gel. Aaa. Şey yap ara. Aa. Ha tamam tamam. Hı hı. Ben de şunu kaldırayım. İyi misin? Selam. Yok ya şey öyle lamacun yedim de onun <laughs> parçası kalmış. onu aldım. <laughs> ben şu bünyamini bir arayayım. Sen arayayım. İğrencim ya. <laughs> Pislik ama ya. Alo? Yedim mi lan lahmacunu? Lahmacunu yedim yedim onda sıkıntı <laughs> yok o, da. Yarasın. Şimdi Sen müsait misin şu an? Müsaitim müsaitim. Hmm, hemen arayacağım seni bir saniye. Tamam hadi. Şimdi ha. senin verdiğin paralarla ben tamam. betleri küçükten başlattım. Tamam. Toplamda senin verdiğin paralarla Rulete 8 tur üzerine 4 tur ee, en son Blackjack oynadım. 15.800'ü şeyi senin verdiğin bendeki 30.000'e 30 kadar çıkartmayı başardım. Sonra bilerek rulette batırdım. Ha He. Ru, ru, rulette yürüdün yani. Şu durum analizi yapıyor da istiyorsan işin yoksa gidelim bir kasinoya. Ne olur gidelim. Hadi. Böyle gelmeyeyim ben. Öyle gelme lütfen. <laughs> arayacağım Dur o biriyle konuşuyordur şöyle yapalım Mekana geliyorum Orada mısın Hadi bakalım. Aa şu şeyin evraklarını alayım dur. Motorun evrakları şurada bir yerdeydi. Yok ki. E niye ben bunu vereceğim zaten? Tamam ya dur. Niye? bak sen bulamamışsındır. İlk çekmecede duruyor zaten altına bir imza atsan tamam o. Tamam hallederiz onu. Anahtar ver, nasıl vereceğim şimdi? Nasıl veriliyordu lan? ya hadi gel gidelim. Hı hı. Şu verilmesini öğretsenize bana. Plakası lazım değil mi? İyi onu hallederiz o zaman dur şimdi. Ben şey yapayım imza atarım onlara. Tabi sen imza at, sonra da şu... ...mekandan çıktıktan sonra bir bakalım motora bir eksiği çıkığı bir şey var mı? Tamam. Motor çok tatlı bu arada. Beğendin değil mi? Ama bak dikkatli sür tamam mı? Hı hı. Oğlum mekan eve de çok yakın. Biz bayağı mahalleye kurulduk ha. Vay. Wow. E. <laughs> Yüzüme çeneme vurdu amına koyayım. Yopmedi. <laughs> Çıkarttım salladım <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın şimdi? Durum raporumuz ne? Şimdi durum raporumuzda sıkıntılı durumlar var. Telefonumdan şöyle bakayım. Tamam. Şimdi 15883 aldım senden kutudan. Bak Mia sen de dinle bunları. Sen de matematiği. Biraz kafanı karıştıracak ama ilk tura 2500 dolar ayıracağımı planlayarak yani beti kalkarak 10 dolarla başlayıp 1280 dolara kadar ne olursa olsun kırmızı oynayacağım dedim. Tamam. Ve bu turda tamamen siyah geldi. Makine 8 kere üst üste siyah getirdi. Aa. Son turda 1280'i bastığım anda 2500 dolar alarak 110 dolarlık bir kar elde ettim. Zararsız kalkmayı başardım. Ama eğer ki bir oyuncu burada 8 kere siyah oynasaydı yaklaşık işte 15 bini, 100 bine yakın paraya çıkaracaktı. Böyle de bir sıkıntı. Yani biz ruleti iptal edelim bence. Bence de şöyle de bir durum var. İkinci tura geçtiğimde yine 2550 dolar ayırdım. Onla başlayıp beti. Burada 2000 dolar kadar bir zarar ettim. En son oynadım oynadım oynadım. 8. turun sonunda 4000 dolar e, karla ruletten kalktım. Küçük betlerle oynayarak. Hiçbir şekilde zarar etmedim. Daha sonra bilek çeke geçtim. Bilek çekte 25.000'e kadar çıktım. Sonra rulete geçerek bilerek kendimi batırdım. Kırmızıya büyük betlerle oynadım. Ve sonunda kırmızı oynamışım. 500'den başlayıp en başta full siyah gelmiş ve batmış. 8 kere üst üste siyah gelmiş. Anladım. Ve ben bunu kendim mesela bir oyuncu olsam dedim buraya gelen. Kumarcı olsam dedim. Gittim 6000 dolar çip aldım kasadan. Ve 6000 doları ilk elde rulette tam tamına 31 bin dolar 500 yapmayı başardım ve yaklaşık 3 dakikamı falan aldı. Harbi lan? Full kırmızı Temiz oynadım. Para. Full kırmızı oynadım. 3 dakika içinde 6031.500'e çıkarttım. Betleri büyütüp yine kırmızıdan devam edeyim dedim. Full siyah verdi 7 tur üst üste siyah verdi ve bitirdi. Eğer ki siyah oynamış olsaydım şu anda ben buradan 6000 dolar yaklaşık 120 ya da 140.000 dolar gibi parayla çıkacaktım. Rahat rahat. Var ve bunu arkadaş. Sadece, ve bunu sadece 5 dakika içinde yapacaktım. <laughs> Kendi tarzımla oynasaydım nasıl olurdu diye oynamadım. Elimde analizleri var tek tek. Bunların yüzde hesaplarını da çıkarttım. Kağıda not aldım yukarıda <laughs> telefonla fotoğraflarını çektim. Çok ciddi bir iş konuşuyor. Önünde <laughs> kağıt var var arada. Başta anlattığım gibi. Çünkü ben büyük konuşmuyorum. Yukarı çıkıp 5 bin dolar alsam 3-4 dakika içinde şansım yaver giderse 20-25 bin dolar parayla buradan ayrılırım. Oyun bile oynamam. O zaman biz bu rulet masalarını kapattıracağız. Ruleti ya da şöyle yapacaksın. Bu katlama sisteminin önüne geçmek için en fazla tek seferde 3 bin koyulabilir bir hale getireceğiz. Ya da atıyorum 2 bin. Adam mesela 500 attı kaybetti, 1000 attı, 2000 attı kaybetti, bitti. 4000 atıp kâra geçemeyecek. Çünkü katlama taktiğinde cebinde paran olduğu sürece batmıyorsun. Oğluna gittiğinde bir yerde yakaldığın anda minimum 200-300 dolar karla başladığın yere dönüyorsun. Bitmiyorsun. Bunlar kimden? Ne bileyim. Dur bakayım. Bunlar kim? Mülayim mi o arabadaki? Selamun aleyküm. Lan! Ne oluyor ya? No. Lan Hayır, ne oldu? No. Şimdi Mia Mia arabaya gir arabaya. Girdim. Ölmüş mü? Kesmişler zaten abi herifi. As siktir. Adamı. Oğlum bu ne alaka? Amına koyayım. Hiçbir fikrim yok. Ara, şu polisi arıyorum ara ara yapabileceğim hiçbir şey yok oğlum ne yaptılar Arana lan ağrıdan. efendim ölmüş mü ölmüş İşkence görmüş zaten buraya geldiğinde büyük ihtimalle yaşamıyordu ulan ne kesmişler kimçi ki lan bu bir oğlum bir niye böyle bir, bir şey burada yaptılar buna ameliyat kıyafeti giydirmişler abi bir dakika Efendim. Alo. Polis geliyor silahım var. Dur bekle. Bilmiyorum Asit. dur bilmiyorum. O ne ama astronot geldi. Çok saçma bir şey yaşandı bil. Adamın böbreği yok kazanılma. Mı? Adamım mı? anlayamıyorum şu an. Bu ne ya? Memur A Bey bir çok abi. garip efendim. Bunun böbreğini çalmışlar. Böbreğini mi çalmışlar? Böbreği yok. Oğlum bunun kafası kesik lan ne böbreğinden bahsediyorsun? Böbreği de almışlar. Böbrek yerinde yok. Ameliyat Şunun... kıyafeti var sana varsa. E yat e e e memur şefi dökün. Ulan etraf hep kan oldu kan. Ya Allah Allah ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Biz burada konuşuyorduk işle ilgili. Bir araba geldi. Bagajına indirip, bagajından kafasına sıktı gitti lan. Şu an ne Bebek tepki vereceğimi bilmiyorum. Be. Baksana. Sen bir hastaneye ara istiyorsan ya da şey ee, mi? Dedikler, abi, hayır oğlum morga, morga götürmek için. Abi, ee, götürürüz. Burada mı oldu olay? Tamam, Şimdi baba, tam burada oldu hayırlı. ya. E, dedektif ya da Teğmen ee, bölgede kameralar mevcut dilerseniz bakalım. Tamam inceletelim şimdi e, girişlere çıkışları kapatın abi. Bu Yeşil var var, var bütün kameralar çalışıyor. Ben şey içerideki bizim şey var şey Mahmut var. var o yardımcı olur kameralarda. Çok iyi olur beyefendi. Eğir. Buyurun efendim. Neden yeni sağladınız operatörü sormadan? Ee, X şahsının etrafından uzaklaşın arkadaşlar. Yok yapılan olayı anlamaya çalışıyorum doktor bir doktor duyuyor olarak. Musun beni? Duyuyorum şekerece. Tamam, bu Fotoğraflarını çekelim. Daha sonra inceleme sen de tabii ki. Aa. Ulan daha mekanı açmadan olur, kim... Şener, olur. Ya olur dolum. Kim bunlar? Mesaj mı vermeye çalıştılar? Ne yaptılar ya? Ay. ben silah çektim değil mi görüntüde? Ulan bu arada bir şey söyleyeceğim. Mia. Evet? Ben bu kamera kayıtlarını Vereyim dedim de silah çektim lan. Dur. Bekle ben hallederim. seni. Kamerayı hiç karıştırma. Araba Yeşil Sultan'ı söyle geç. Dur bekle bir saniye. Ben şu Mahmut'la bir konuşayım. Kamera kayıtlarını Efendim. aldırayım. Mekanı korumak için diye bir şey yok oğlum. Ben de şu an şey yok ki. Şş Mahmut. Oğlum bak polisler dışarıda çok garip bir şey yaşandı. Acil olarak kamera kayıtları alıyorsa daha sistem yapılmadı de sil onları. Aynen aynen arıza varmıştı. Hadi, hadi koçum. Dur imod da atalım da. Sen... Alo. Arabayı alıp gideyim mi ben? Midem yok. bulandı diye. Midem mi bulandı? Hayır. Ha sen sile için mi ya. diyorsun? Hı -hı. Ya aramazlar herhalde ama istiyorsan sen şöyle bir eve git gelemen. Tamam hadi. Hı -hı. Silah atmama gerek yok oğlum şu an. Ben Duy'la verdim onu zaten kanıtlı. Yayında olmasam koyardım. Baga giriyor falan bir şeyler oluyor şimdi. Bir eve gidip gelebilir miyim ya daha hastaneye bir yere? Kurt tamam. Oldum. Aracın var mı yardımcı olur musun? Var mı? var. Aracım var gidip gelirim mi Var. mı Tamam tamam sorun değil. Ya kamera kayıtları daha bağlanmadı abi onlar dedi ya. Arşiv Bünyamin. Efendim. Arabanın modeli neydi lan? Ben o arabede de görmedim. Yeşil Sultan. dört kapılı olan Sultan. Ha yeşildi yeşil de. Dört. Aynen yeşil. İçinde Şu kaç tarafa, kişi, vardı? Iki. kişi vardı? 2 kişi vardı gibi gördüm ben. İki 2. öndeninde bagajı açtı hatta aşağı gitti. Tamam ne evet. hangi yönden gittiler? Buradan geldiler arkadan. Burada vurdular, buradan gittiler. Tamam buradan devam ettiler tamam. Şey... Aynen öyle. Ulan... Allah Allah... Başka ya bir detay şey hatırlıyor, hatırlıyor musun? Hiçbir şey hatırlamıyorum abi zaten çok kısa sürede oldu. Geldiler, biz ne olduğunu anlamadan herifi vurup gitti herifler. Tamam CCTV'den vurup... kontrol ettiler. Allah Allah ulan... Niye bir insan bunu yapsa da niye burada yapar, niye buraya atar? Ne alakası var bizim mekanla? çekikli biri de bilmiyorum belki maske vardır komutu falan atmıştır şimdi karıştırmayayım. Aracımız nedir anlamadım ki. Ben aracın tarifini tekrar alabilir miyim size? Yeşil parlak benim arabaya benziyor Sultan 2. Şu dört kapılı olan spor araba var ya. Spoyleri var. Ben şunu bir Altan'a haber vereyim. Alo. Ya, Altan Efendim abi. Oğlum çok sikko bir şey yaşadık az önce. Nasıl sikko bir şey? Sen ne yapıyorsun iş üstünde misin? Yok abi belim tutuldu çat diye. Çok fena şu an görmen lazım. Bak, beline dikkat et önemlidir o. Neyse hızlıca anlatıyorum bil diye. Ee, tamam. Bak mekanın önündeydik. Bünyamin'le ben. Bünyamin ben Mia. Bir tane yeşil renkte sultan araba geldi. Bagajından birini çıkardılar. Önümüzde kafasına sıktılar. Bindiler gittiler. Kadın ölü yatıyor da. Böbreğini mi e? falan çalmışlar. Bir dakika bir dakika. Sultan mı? Jugular mı? Emin misin? Vallahi bilmiyorum. Bünyamin Sultan diyor. Ben anlamam araba modellerinden. Siktir. tam siz neredesiniz? Gazinonun önündeyiz. Polisler falan burada. İyi tamam tamam. Geliyorum. Hadi görüşürüz. Hadi. Erkek gibilerden. İki erkek. Maske, kıyafet bilgisi verebilir misin? Maske, kıyafet... Mavi giyiniyorlardı değil mi abi? Evet evet. Sanki şey sahte doktor gibilerden, hani böbreği falan da yok. O vurdukları kişiye benziyordu kıyafetleri. Hmm. Görebildiğim kadarıyla bayağı açık mavi ameliyat şey elbisesi gibiydi bizim giydiğimiz. Anladım. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? anlam veremiyorum ki ekleyeyim. Azizciğim ben, gerçekten... ben de çok şaşırdım. Bu mekan aylardır tadilatta. Biz ilk defa buraya geldik uzun süredir. Dakika bir yaşadığımız olaya bak. Acaba tadilattadır, boşladır diye mi geldiler buraya atlar bizi görünce panik oldular. Direkt kaçtılar çünkü. Direkt hiç bizim bir muhatap olmadılar hani o. Anladım. Herhangi bir düşmanınız var mı? Yok canım ne düşmanı ya. Anlaşıldı. Geçmiş olsun. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ha, e, vefa seri. Hızlı. Operatör konuşuyor. Bilginiz olsun. Bir dakika. Yönelim arkadaşlar. Hızlı bir şey. Bitirdik hepsini diyecektim zaten de demedim. Alo. Alo. Abi şimdi bize de geldi bunlar. Ne? Ye, ye, yeşil bir araba geldi yeşil. arabadan iki tane eleman indi bir tane adamın kafasına sıkıp önümüze attılar. Allah Allah oğlum ne oluyor lan bu şehirde? Ne bileyim abi. Ara hemen hemen polislere haber ver. Siz neredesiniz? E, polis geliyor zaten biz Mango'nun oradayız Mango'nun Mango'nun orada tamam. Hadi evet. geliyoruz. Tamam. Ulan bunu başka yerde de yapmışlar. İlginç bir şekilde abi biz biri ya. bana mesaj attı etrafında polis var mı diye. Bilinmedik bir numara mı? Hayır bizim doktor. Efendim, Oğlum ne oldu o? 50 tane polis geldi SWAT arabasıyla. Oldu bir şeyler, boş ver. Mülayimi de kaçırdılar. Onlara da SWAT gitti. Bir şeyler oldu anasını satayım ardı ardı. Allah ne Allah. Kişi şey hadi de şu a o zaman ayrı ayrı durmayın. Şu motele Mangon'un oraya bir gidelim. Altanların yanına. Gidelim, gidelim. Mango güvenli bir insanların olduğu yere geçerim abi. Vodka değil ya. Bunlar şimdi biz adminler şey yap ya bir senaryo katmış olabilirler, bilmiyorum. Organ mafyası çıkabilir bir tane. Ulan organ mafyası mı bunlar? Oldu değişmişler resmen. Ulan her şey bitti bir organ mafyası eksikti zaten. Ne yapıyorsun birader? Ne yapalım kardeşim? Organ mafyası ile uğraşıyoruz. Aman şurada da birilerine ateş sesi var. İşte. Bak, ateş sesi geldi. Ona geldik ben de. Altanlar Şöyle burada ya, dedi. Abi. Dur bakayım bir neredeymiş bunlar? Yeşil Sultan yapan. Alo efendim Man abi? He Mango'dayız. Neredesiniz? Abi Mango'dan şeye doğru gel. E ne tarafa doğru? Tamam, doğru. Attılar, aga. tamam bize doğru, bize ihtiyaç var, şey var mı? Biz? Sen sen bize ihtiyaç yoksa gelmeyelim. Şimdi bir yani, Polis burada. Ya, siz de istiyorsanız ha, tamam. ifade verin. Ya ben verdim az önce oğlum. Aynısını bizim kasinonun ya. önünde de yaptılar. O da mı oldu? Tamamdır abi. Hadi görüşürüz. Kıyafetin önündeyiz. Topunluğum Hadi görüşürüz. Şimdi abi herkes oraya götürüp Rol çamurlu yapmayalım. Var mı başka bir şey bilen bu konuyla ilgili? Ben bir silah sesi duydum. Şu köşeye kapıya çıkıp baktım. Şu tarafta. Bir şeyler oluyordu ama gitme yanaşmadı polis gelin duyduğunca yani. Allah Allah polis ilgilenir herhalde. Şimdi Altanlar'da ifade veriyormuş. Biz de verdik. Oğlum dikkat edin bak adamlar böbrek möbrek alıyordur ha. Birader bir şey Altın soracağım. Ki, motor altı garajı taradı birileri. Ne zaman? Allah Allah, Allah Allah. Sor Abi, bakayım Murat. Ya. Organ mafisi olduğunu sonra... nereden anladın Sarı? Ne, oğlum böbreği yok, adamın. böbreği yok adamın. Ameliyat elbisesiyle attılar. Ameliyat elbisesiyle böbrek atıyorlar. çıktı Hayır böbreğini alıyorlar ya. da niye çıkartıp kafasına sıkıyor bir de üstüne? Suratını kesmiş, böbreğini almış bir de kafasına sıklar gözümüzün önünde. Nereye Mülayim şey yapmış. Nereye Mülayim'de yaptılar? yanınıza? Mülayim'de bir şey yok. Ha. Aynı grup ya. olmayabilir de üst üste gelmesi. Mülayim'in telefonu var mı birinizde? Ben var. var, var. Hepimizde var yani. Bir versenize de bana. Mülayim bulundu mu bu arada? Mülayim hastanede ya iyileşti, şu an konuşacak durumda. Yaz 691, 91.35 Bir arayayım bakayım. Altan şu polislerin yanındaymış ha. Kayıtlıymış lan bende zaten. İf oğlum o zaman Mülayim'i... Yo polislerin yanındaymış ya Johnny abi, orada. Ifade ben şey sizden işte. söyledi. Sıkıntı Bilmiyorum. yok biliyorum onu da. Aşkulat tamam. attı Bir bize dokunan bir şey var mı yok? Bırakın polisler halletsin. Ya Doğru tabii canım bu şey iş polisin da. işi oğlum, de oğlum, yani ulan. Bir dakika. Ee, soru o şey. Kasino ile sen ilgilenmiyor muydun? Oğlum işte bugün zaten kasının önünde toplantı yapıyorduk, muhabbet Neyse ediyorduk. Kasım. Önümüz... e, önünüze attılarsa de ilgilendiriyor demek. İşte zaten niye o yüzden kıllandım yani. Ya. Kimdir ne alakadır? Adam gider ormana atar, çöpe atar. Benim mekanın önüne niye atıyor? Ya boş sandı hatta diyoruz uzun zamandır. İşte aklıma bir şey tek şey o geliyor. Yok. Bilmiyorum ki. Olan yani adam bir <laughs> yere atmak istese gider atar. Tamam. bir yere atar. Aynen. Yani. Alo. Alo. Efendim abi? Oğlum bu Twitter'da bir fotoğraf vardı. Siz oyun oyun yapıyordunuz diye aramadık. Hayırdır hastanedeymişsin. Abi dalağıma sıçtılar. Ne oyunu? Nasıl dalağına sıçtılar? Bildiğin çıkarıp dalağımı elime verip sıçıp geri Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ne yap... Ger gerçek bunu... Abi Dala gerçek... Ha harbiden gerçek. dalağını mı aldılar? Ya o şey metaf... Ha işte onu soruyorum. Oğlum etrafta milletin organlarını alıp öldürüp et sağ sola bırakıyorlar lan seninle ilgisi yok değil mi bu işi? Sana abi, almadılar böbreğini falan. Yok da üstümü bir tık karaladılar diyeyim. Nasıl karaladılar? Ee, üstüme bir yazı yazdılar abi. Ne yazdılar oğlum? E harfi yaptılar abi. Ne harfi? E. E harfi çizdiler. Nere ne? Göğsümün altına da. Bu şimdi kalabalık burada sebebini anlatamıyorum. Neredesin? Moteldeyim sen hastanede misin? Hastaneden şimdi çıkardılar beni abi. Tamam oğlum sen git yat dinlen şimdi gezme motelin orada ya da motelde dinleneceksen gel bir. Tamam. Geliyorum abi de sana anlatmam. Yani birini anlatacağım da sana mı anlatayım bilemedim. Tamam işte anlat oğlum bir çözelim belki bu da Allah korusun bir sevdiğimize sağımızdaki Sağ solumuzdakinin birinin böbreğini alır hadi gel. Eyvallah abi geliyorum. Eyşan ne alaka oğlum ya? Birini Eyşan adına gidip <laughs> mülayim <'in> memesine yazsın. <laughs> Değildir ya. Oğlum Rus, Rus bunu da. Şey. buradan mı geliyor Crash'ten? Bu kim lan? E, <laughs> lan Havuza bakmıştır merak edip. Aha, yeni Annem nerede? Gelmiş. Kimsin sen oğlum bir gel bakalım be. Yeni piç gelmiş yere. Deme öyle çocuğa. Oğlum çocuğa niye piç diyorsun? Eşek sıpası bak bakayım be. Bahtiyar mı Beyinsiz Kimsin abi. sen çocuğum? Nerede lan mülayimsin? Senin adın ne? Allah, Mülayim iyi misin? Oğlum bak ben senin fotoğrafının olduğun yeri buldum arabayla gelip de polis benden önce gelmiş. Vallahi mahvet herifler ya. Sen ne oldu bir anlat bakayım şimdi. Abi bir baş başa konuşalım Tamam gel. Ben uzuyorum. Oh. Anlat bakayım. Ha. Şey, abi gözüm kamaştı da, Şey, bu benim ihale vardı abi. Ve ee, ben aldım. Ee. Bana orada şerefsizler ihaleyi bayağı bir arttırdı. Sonra hiç de ihaleden çekildiler. Sırf puştuğunu arttırdı gitti. Sonra dükkana geldi bir de alay etti benimle bu Ekrem denen yavşak işte iyi aldın ama falan vesaire diye. Ondan sonra bugün mesaj atmış bana işte bir tane pahalı bir arabayla. İyi ki almamışım ya sizin orası sinek avlıyor bak arabamı aldım falan diye. Biz aldık bunu abi evire çevrede övdük. Silah <laughs> ağzına dayadık. Ee, çükünü kestik ya. Çükünü kestik. Ondan Çükünü sonra... mü kestiniz? Evet. Ellerimle. Manyak mısınız oğlum? Ustana ya, yardım et otururuz. Ondan sonra bunu da aldık. Köprüden aşağı attık. İnfazını verdik. Bunun adamları arabada GPS varmış. O öldürmüşler bizi lan. Biz alıyorlar AK'lerle. Yani beni alıyorlar daha doğrusu. Ondan sonra işte püf, dövdüler dövdüler. Bak vücuduma bak. Yavaş Mülayim. Adamın adının baş harfini kazılar abi bir de diyorlar. Patronumuza bunu yapamazsın işte vesaire filan. E oğlum adamı öldürmüşsün lan. Öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah o zaman bu az önce yaşanan olaylarla bunun bilgisi yoktur telefon. Efendim. birader bu bir tane çocuk vardı motelde. Eee. Sizin bahsettikleri bu araba maraba bir şey varmış Bünyamin'in yeşil bir herif, doktor gibi bir herif. Bünyamin çocuğu alıp kaçırdılar amına koyayım. Bünyamin bahsetti arabadan bana. A az önceki o bebeği mi kaçırdılar? Evet evet kaçırdılar herifi baya küçük çocuğu. Biz yumrukladık mumrukladık ar araba yerleceli çocuğu aldık kucağına zıpladı kaçtı. Allah Allah. Ulan birinin memesine bir şey yapıyorlar, birini kaçırıyorlar ne oluyor oğlum? Tamam dur kapat Aa. ilgileneceğim. Tamam hadi. Ulan şu az önce şurada bir bebe vardı onu kaçırmışlar. O ne alaka? Ne oluyor? Oğlum etrafta hmm. şey söyle adını. İnsanların böbreği alınmış vaziyette atıyorlar sağ sola. Organ benim mafyası sola. mıdır nedir? Benim Neyse dur şimdi. Seni karalıtmışlar belli de oğlum yani ya sen daha de. benim dalaması çok burada kalmaz gibi bu iş. Yani bence de kalmaz ama dikkat edin bak. Motel altı garajda da iki kişi geldi garajda birini tarayıp kaçtılar. Allah Allah. Of of. Neyse dikkat edin bak. Şeyiniz falan var mı? Bir ihtiyacınız bir şeyiniz. Yok be abi. Yok, ne teşekkür olsun, olsun. abi. sağ ol. Bunlar aramızda değil mi abi? Oğlum kim anlatacağım? Çıkıp dışarıda adamı öldürmüş değil. mü diyeceğim? Deme işte. Demem oğlum siz de kimseye anlatmayın dikkat edin. Yok bir, birini anlatma şansım vardı o da sen oğlum. Tamam anlatmayın kimseye tamam mı? Dikkat edin bir de şey gezmeyin öyle boş gezmeyin ne olur ne olmaz. Dolduracağız artık abi, bulacağız. İyi tamam hadi çok geçmiş olsun. Ben Allah gideyim de şu Allah. bebeğe bir bakayım. Motelden Benim çocuk kaldırmak ya. ne? Ne bileyim Benjamin, bilmiyorum Benjamin ki. mi kaçırmışlar? Yok, Bünyamin değil. Bünyamin'in anlattığı olayla bağlantılı bu. Bünyaminin önünde olmuş. Gel şu kapıyı ya tutayım da çıkart sen. Teşekkür ederim abi. Ne Oldu. Abi çocuk kaçırdı aynı araba Oğlum öyleymiş ya. ya. Şuradan Araşe bir çocuk geldi. kreş çocuğu gibi bir şey. Ben Annem iyi. diye koştu. Adam aldı kucağına götürdü. Oğlum çocuğunu oh. da almasınlar bir yerini. Abi başka ne hani niyetler olacak? Lan ne oldu lan? E, tamam poli... takip Yok bir şey ya. Ha, pol polisin peşi haberi peşi var, 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 var mı bu durumda? Hı, helikopter Hı, helikopter bu peşine kişinin düştü kişinin ya. Dini, saatlerde seni ben. Az ya? ne konuşuyorduk neler oldu kim ya. Olmam Dur olmam geliyorum. Senin evet, evet. Mı var ya? Şimdi bak bu tip durumlarda e, az önce biri çete bir şey yazmış çok doğru. E, bizim serverda şöyle bir durum var. Bu kötü bir şey değil aslında ama bir nebze de kötü aslında. Yani bir ucu da kötülüğe gidebiliyor. Şimdi mesela şu an mülayimin anlattığı olayın benle veya bir başkasıyla onun yakın çevresinin dışındakilerle bilgisi yok. O bir rol pası almış belli. Onu yaşıyor. Şimdi ben buna kendimi dahil etsem. Sonra gidip çevremdekileri dahil etsem. Ne oluyor biliyor musunuz? E, roller baltalanmaya başlıyor. Ve de insanlar ve 15 kişi 20 kişi bir olayla ilgilenmek zorunda kalıyor. Bu yanlış bir şey. Mesela burada ben az önce ne yaptım? Olayı dinledim. E, öğrendim. Dikkat edin dedim. Saldım. Şimdi burada ben deseydim ki dur oğlum öyle şey mi olur falan deyip ben onu arasam, Çaçarov'u arasam, Uraz'ı arasam, işte Altan'ı arasam bir anda konu bok olacak. Yani o zaman o rol pasını bozmuş oluyorsunuz. Anladın mı? Bunu bütün oyunculara da söylüyorum. Mesela şu an ortada bir böbrek durumu var. Bu böbrek durumunda geldi adam benim önümde yaptı bunu. Gitti Altan'ın önünde yaptı. Ee, ne oldu? Polislere rol paslandı zaten. Ama ben şimdi kalkıp da burada seferber olup herkesle birlikte bunu arasak şu an bizi ilgilendirmeyen bir şeyse bu ne oluyor biliyor musunuz? O rol adminlerinin bir başkası için kurguladığı rolü baltalamış oluyoruz. Bu geçen gün MC'de de yaşandı. Bu bilmem ne o MC olayı biraz farklı gerçi de. O yüzden oyuncuların biraz şey olması lazım. Hani bu beni ilgilendiriyor mu ilgilendirmiyor mu diye bir sorgulaması gerekiyor. Bizim oturtmaya çalıştığımız sistem bu. Sonra bir bakıyorsun kenar arka adamlar toplanmış... bir tane olayı çözmeye çalışıyor. Halbuki o rol mesela admi, şeylerin, polislerin yapması gereken bir şey oluyor. O yüzden bilgi verdim yani. Şimdi ben mülayimin olayını üstlenmedim. Bana ne çünkü? Benim öyle bir bağım yok. Benim öyle bir şeyim yok. Adam tamam hani derdini bana anlatmış. Ama onlar zaten 4-5 kişiler. Abi sende bir şey var mı? Biz geçiyoruz eve dışarısı ana baba günü. Sarı amca ben hallettim sıkıntılarımı ben yatıyorum kendine iyi bak beni düşünme su akar yatağını bulur sondaki olmadı şarkıydı o. <laughs> ya seni yerim lan. Adam yatağını bulur da. <laughs> evet önümde adam vurdular odama kaçtım iyi geceler. Merhaba. Ne haber su? İyiyim sağ ol sen nasılsın? İyi vallahi bilmiyorum karıştı gene buralar bir çocuk bocuk evet, evet. kaçırmışlar. Çocuk mu kaçırmışlar? Çocuk ne kaçırdılar ya? böbrek kaçırdılar her şey bir şeyler oluyor bakalım polisin ya haberi biz var. Biz yakında keçileri kaçıracağız bu ne ya? Heee tehlikeli şehir. Öyle neyse görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Şey Saruhan. Efendim. Mia ile konuştun mu biraz kötüydü de. Ya ben ona bir şaka yaptım onu alındı herhalde. He, alındı büyük ihtimal. Ama Aynen. şimdi yok yolunda gön her şey. Kombo yaptım, gönlünü aldım. He, tamam. Sev ya, Kadın ruhundan anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya ne dikkat et. Tamam, sağ ol sen de. Görüşürüz. Filimdir, film. Ya reddet ya. Araba sen yazmıyor <laughs> çocuk. Eyvallah. Ana, Saruk. <gülüyor> ne yapıyorsun Johnny? İyi e, iyi seni yapıyor. Ee ne yapayım Vallahi bitmiyor ki kafamdaki işler yani tık 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 bir... mesaj atmışsın. De takım Aa attım merak ettim attım ya bilmiyordum bu oluyordu onu. Lan on iyi olmayan insanlara ne yapacağız? Oğlum, Oğlum, onu bilmiyorum işte ben. polisler çocukla ilgileniyordur herhalde takip ediyorlardır. Ya. Bak, şey, çocuk bulundu. gitti. Ya, arabayı buldular. Buldular Bak. mı? Çocuğu ama buldular ama... mı? Onu bilmiyorum olay yerine giremedim. Anneme Yanlış gidiyorum falan. dedi adam kucakladı baya yumruk mu attık adam aldı gitti çocuğu. Allah Allah. Oğlum benden Polisi iki yakaladı tane o arabayı. Bir tane yani. de benden yedi herif. Hiç mi sarsılmasın? İmine çocuğa nasıl göz koyduysa. Aldı kap kaçtı zaten hemen yakaladı yakasından. Laps diye bindi arabaya. Yani yüksek ihtimal. Organ. Yani organ gibi geliyor da abi, polisler bakar bu işe. Geliyorsun yani var abi bunlar... Alsadan... Ya bu bu polislik birader bizi ilgilendiren bir şey. Evet mesela bu bizi doğru söylüyor. Bu, bu bu, bu polislik. Aynen, iş. adam helikopterle kovaladı zaten. Siz ne olur ne olmaz dikkat edin de aman. Tamam. Ya. Aa, Benim böbrek i̇şte krizi. Şey yapalım mı gene? Dönelim alın mi alın bizim toplantıya? Yani. Dönelim abi, önemli Havada şey kalmasın. Tamam ki. hadi. Aynen, onu bitirelim gel. Arkadaşlar Allah'a emanet sarı Saru. Efendim. Senin de o tarafa geçelim. Bari de ben de seninle birkaç bir şey konuşayım. Dur bir önce şu bizim toplantı şu, şu var. Bitirelim. Onu bir çözelim arayacağım seni. Aha, olur ee, tamam. Saruhan Bey bir de bu kasino ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum ben ama müsaitli. Ha müsait mi? Müsaitim söyle. Tamam ya geleyim ben de yanınıza birkaç şey söyleyip yani özel şey, okursa... Evraklarla ilgili mi? Aynen evrak. Tamam evet. hadi gel. Aha. Sarık hangi arabayla buradasın? Aa benim arabam var. Gel başladı. benimkiyle gidelim gel. Okey. Sen emaneti eve mi bıraktın? Bagajda. Ha tamam. Baktım polisler toparlanırken şey yaptım. Benim ben, ben eve geçiyorum. Kenarda bekledim geri geldim. <laughs> <coughs> dun 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 da ra 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 Ne oldu lan? Kaza yapmış abi. Daha araba patlamış mı ne olmuş bu araba? Bu ne ya? Doktor musun birader? Fazlasıyla. Doktor, doktor 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 evet. <laughs> Hayır mı lan bu? Açılın ben. <gülüyor> bu. <gülüyor> Oğlum bu ne olmuş bu arabaya ya? Çok kötü şeyler olmuş. Oğlum Bünyamin olmasa seçmiş bizim server ha. Ben Mahir'i nerede gördüm? Bir tek şeyde ben tanıştım değil mi? Arayayım. Toplantıda. Onu görmem. Yani hatırlamam böyle bir an. Allah Bekle da bakayım. Bekler, patladı da arabadan. Bekle bekle sen. Kalkma be. Geçmiş olsun kardeşim. Vallahi suratını göremedim kardeş sağ ol. Çok doğru durumdayım helal et. Tamam tamam şey yapma kendini. Yorma kendini dur. Az siktir. Lan Bünyamin arabanın içinde de biri var. Nasıl ya? Abi ciddi misin? Arabada kim var mı? Hayır. Beynim benim hücreler şey oluyor affedersin bilmiyorum unuttum. <laughs> ne demek amına? <laughs> Sıkışmış olabilir dikkatli Seni ol. Sen Abi ya dur bakayım. Ne bakayım. dünya dur. Buradan nasıl çıkaracağız? Oğlum Şükler açılmıyor abi. lan bu kapı. Tamam hallederim ben dur. E arayalım polisi arayalım oğlum gelsinler. Olayla bağlantısı olabilir mi? Lastikler falan patlamış. Arabada kurşun izi falan yok Bahattin ama. Vaktin mi o harbiden? Bu <laughs> o. <laughs> Bu, bu kesin Bahattin bu ya. Aaaa Nereye başlıyor? Ananı Kim bu? Bu söz... Oğlum Bahattin'e benziyor. Bahattin'e benziyor Bahattin e ben daha. Bahattin. Bahattin, Bahattin sen misin? Ya doğru doğru. Bahattin'di galiba. <laughs> Arkından yardım isteyelim mi? Arkınlık bir durum değil. Benim bagaj aç. Baya. Levy kap. Kap Levy. Şuan Kurtar beni. Tamam lan <tamam>, bekle. <laughs> Getir Levi. Al. Sen bu <laughs> kapıda. <Levy 'yle, gülüyor> sen devleyle. orayı kanırt. Sen çekiyorum. Dur lan dur aslında. yardım edeyim. <laughs> Maalesef iyi misin? Peki ee, pek iyi değilim. Hı? Şöyle bir elimden tutup aldıramaz mısın? Diyeyim. Çek abi. Abi çek. Hadi bakayım. Kemiri, kemeri 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 kesin kemeri kemeri kesin, al Kemer kesin. Kemer, kolay, kemer ah. kolay kemer kolay kapı açılsın kemeri açarız <gülüyor> 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 Tamam dur abi dur <laughs> Boynu da alsana <laughs> bilgi adam sesinden öyle çıkaracağım çok ters Abi sen kapıyı. Tamam lan ben aldım bu tarafa. Tamamdır abi. Ya ne Ne oldu? Açalım be. <Baba> mı çaktı Ne oldu? bilmiyorum ki ben. Daraldım burada diye. Anlat han fırtınana. Sen sevk edeceğiz. Biraz daha sevk et. <nasıl> <hazırlanan> <de>. <laughs> Beni hastaneye sevk <sevgim>. et. <laughs> Acil ambulans lazım. Üst nedir bunlar ya? Batinan. Oğlum mı? belalı gün, belalı. Ağır yaralı. tutayım, <laughs> kan O araba, değil alamaz, o araba alamaz, şey. Çok acıyor. Şey? <laughs> <laughs> olur olur, çok iyi olur kanka. neredeyiz ben? Şu kaşın on nerede şey <laughs> var ya kanka. <köprü. gülüyor> Tam kazanamadım, karnım acıyor. <laughs> bağırma lan bağırma sakin ol lan. Bekle bekle. Bekle. Tövbe <laughs> mi? bekle. Bir kendime geldim Yüzünde maske olduğu için aslında bizim Bahattin olduğunu <laughs> bilmememiz gerekiyor. Çünkü maske taktığın zaman sesi değiştirsen bile ya da değiştirmesen de tanınmaz halde oluyor. Öyle bir şey var. Ama e, karşı taraf şeyse okey. Ambulans kalır. Bekle çağırdım. <laughs> Ferit Mansetçe geçirme. Çocuk. Arabası Arkadan söyledim. Evden kalkıp gidiyor şimdi ambulans alıp gelecek çocuk. Of, of of Ben bir daha araba sürmeyeceğim. Bugün hastanede yatacağım. Ya ne oldu bir kazın? Başka biri mi sıkıştırdın? Ne yaptınız? Vallahi ismini bilmiyorum kardeş. Ben böyle buradan geçiyordum. Sonra bir baktım havadayım. Ondan sonra da yerdeyim. Allah Allah. Allah kurtarmış vallahi Araba perişan. Nasıl vallahi perişan güzel, olmuş sen, ya. Güzel Mekanik ulaşmaya çalıştım da of başladım. of. Ben hayatımda böyle kaza görmedim. Hayır ma... Geçmiş olsun valla. Sen Ayağına şey yapışmış bak. Aa, arabanın camları mamları batmış ayakkabılarına. Hayır şunu o söylüyorum bak. Mahir şöyle bir rol attı fark ettiyseniz. <laughs> Mahir dedi ki kim bu bilmiyorum dedi. <laughs> Beyin hücrelerim dedi yani. Sanki ifşalamak istemedi orada. O yüzden söylüyorum. Ah ambulans. ambulans geldi. <laughs> Aa geri gelsin kime. Açılsana Nasıl YouTube sıkıntı hesabım kapatılmış ya? Niye yok, kapansın yeri, amına? Arkın sağ olasın. Kazanlarına bak. Sıkıntı yok. Hangisi ağır? Batı. göğsünde aynı parçaları var. Ar Açsana kapıyı, tak. Tamam tamam, sıkıntı yok. Bak, temizleriz. Hayırlı iş. Şey. Arkadaş ne belalı bir gün. Harbiden ya, ulan posta posta git. Dura dura ilerliyoruz ha. Sıkıntı yok. E, hadi doğrusu. gidelim. Aa. Geçelim konuşalım. Ulan ya. sen dünya Bünyamin sen olmasan ne olacak acaba? Herif <laughs> herkesi tamir etti yolladı amına. Ben... Ağır da birini görünce bir de bakmıyorum abi. Ödüm koptu ha YouTube hoş oldu sana. sıkıntı yok ben çağırırım parası şey kamera sistemi falan? Çalışmıyor. Hayda. Oğlum arabanın zaten eşkali belli çocuk kaçırırken polis peşine düştü. He aynı araç mı o şey sonra? Aynı aynı. Olay yerine de girmiş şöyle kenardan geçiyor. Harbiden kasino açılmasın diye. Ya. Şey ya. Olay yeri değil artık burası. Tamam bir altan aradım da cevap vermedi. Şimdi evet bu evraklarla ilgili bir durum mu var? Siz evet, konuşun. Bu şekilde zaten. söyleyeyim ben. Yok de, kalalım zamanında... şu anda. Zamanında Alpaslan Bey ile ben görüştüğümde e, tüm evrak işlerini hani sen yürütürsün evrakları hazırla e, eleman giriş çıkışlarında ben, biz size, sana isim vereceğiz muhasebesini tutarsın demişti. Bu, bu şekilde devam edecek mi yoksa evrakları devredeyim mi ben birine ne yapacağız? Şimdi sende vekaletname mi var? E, o zaman vermişti bir vekaletname ama süresi geçti onun. Bana sadece e, hani evrakları tamamlamam için bir vekaletname vermişti bir haftalık. O bir hafta içerisinde ben kuruluş için evrakları hazırladım. Ee, devamında da hani bizimle çalışırsın. Muhasebe işleriyle ilgilenirsin. Sen eleman aldığımızda sen isimlerini veririz. Onları sisteme girersin demişti. Hani bir sistem e, hazırla kur kendine demişti. Ben sistem falan kurdum. Onları birine devredebilirim ya da aynı şekilde devam edebilirim. Tamam şimdi ben onu detaylı öğrenmeden bir şey söylemeyeyim sana. Niye sen bunu bana hatırlatır mısın canım benim? hatırlatırım. Vallahi onu unutturma. Atlatırım. Benim kafa çok çok kafam yoğun. Bari sen hatırlat bana. Yoksa hatırlamam. Atlatırım. Tamam seninle olayı bir konuşalım. Çünkü daha buranın tadilatı bitmedi. İşte kimler olacak, kimler olmayacak hepsini oturtmaya çalışıyoruz. İyi oldu. Yani bana ortalama şey de verdiler. Hani çalışan sayısı, gerekli çalışan sayısını vermişlerdi. Hani e, hangi meslek grubundan kaç kişi alınacak diye. Onlarla da o size konuşurum size. ben bilmiyorum. Tamam onları da bana bir, bir toparlar mısın bana bir şey olarak mail atarsın bana? Tamam, tamam tabii ki. Ne olduğunu bir göreyim ben. O eski tamam, evrakları tamam. da bir bana mevzuyu işte tam anlayabileceğim şekilde evrakları da koyarsın o dosyaya. Tamam, hı hı. Ben bir hepsini inceleyeyim onların. Tamam, tamamdır, sıkıntı yok. Tamam. Ee, diğer konumuz başka bir konu var mı bu şimdi buranın devriyle ilgili? Daha doğrusu mülk evet. değil de işletmesiyle ilgili. Ya, şekilde, ne gibi evraklar bıraktı Alpaslan Bey? şöyle zaten zamanında e, burası kira yani satın alma e, opsiyonu olacak şekilde bir yıllığına kiralanmıştı. E, kiralama süresi e, başladı sanırım. Bununla ilgili bir kira konuşulmuştu, sözleşmesi sözleşmede yazılmıştı tam net hatırlamıyorum şu an. Tamam. Aynı o zaman, zaman sen onları altları... da bir toparlarsın bana. Tamam tamam. Ya da onları altları. da bir toparla hepsini Değilir şirketi içinde e, bir ha. belirlenmişti bir şey. hani ortak çalışılacak sanırım. Alo. E, o iki şirketin Yatacağım belgeleri mı? de mevcuttu bende. Aceme. Tamam, bunu o zaman ayrı olarak tam böyle bir resmileştirebilmek adına neyin ne olduğunu ben de şimdi kopuk kopuk ben de tam kavrayamıyorum. Ee, anlamam da o işlerden. Bir oturup bir toplantı yapalım. Tamam. Ben sizden haber bekliyorum o zaman. Biz şimdi burayı salı çarşambaya kadar enge açmayı planlıyoruz. Açılışını yapmayı planlıyoruz. O zamana kadar konuşmamız lazım. Tamam. Ben Ya da ben o değilim. Tamam, bana. anlaştık. Senin numaran bende vardı değil mi ya? Ee, olması lazım sanırım. Ar aramıştınız birkaç kere ama söyleyeyim istiyorsanız. Dur bir ben konular. bir bakayım da bir emin olayım. İstiyorsan ben vereyim numaramı bir bana mesaj at be. Tabi. olsun. 626 53 18. Ses normale döndü. Aa kayabiliyor bazen ya. Şimdi bir yandan telefonuma mesajlar geliyor. Ablamın doğum günü ya şimdi ara konuşamadık tam Amerika'da oldukları için. Bir yandan chat'e bakıyorum. Bir yandan Discord'dan YouTube'la ilgili mesajlar geliyor. 5-6 yerden bir şeyler bildirim olunca kafa bir yanıyor benim. Toplantı var yine. gene. Mesaj. Tamam bak kayıtlı değil misin? Tamam ben bunu ekliyorum. Bunun üzerine bir konuşalım. Hatta yüksek tamam. ihtimal yarın bir konuşuruz. En geç. Tamam. Tamam buralardayım. Sıkıntı yok. Tamam okeydir. Şimdi başka ne eksiğimiz vardı ha? Bu makinalarla ilgili konuşuyorduk. E, çıkalım yukarıda konuşalım. Tamam hadi konuşalım. O zaman ee... Tarık var mı diyeceğim bir şey? Yo benim ekstra söyleyeceğim bir şey yok. Tamam sen aklımdasın. Biz de içerideki Hı -hı. işlerle ilgili bir konuşup dağılacağız zaten. Tamam. E, bünyamin Efendim? Araçla gelmedim. Aracın kapısını at. Dönerken bana haber et alayım seni tamam. Tamam gel. Açıktır zaten. Eyvallah sağ olun arkadaşlar. Benim tuvalete girmem lazım. Kan mı geldi? Hayır içim geldi. İçeride var. Gö göstereyim mi? Hı hı. Abi. Direkt makinelerin oraya gidelim. Ben sana anlatayım işin özetini. Tamam. Bak Mia şuradan giriyorsun. Hı, hı. Sağ sol. Tamam ben gelirim yanınıza. Bulur tamam. herhalde. Lavaya mı gidiyor? Aynen. Dediğim gibi abi bire bir oranda bırakırsak felaket zarar eder. Etmeme şansı yok. Şimdi sen bu raporlamaların hepsini yazdın değil mi zaten? Yazdım tek tek kalemle. Tamam ama şu şeyi ya kaldıralım diyorsun, masaları iptal edelim diyorsun, ruleti. Slot, slot dursun, slotun yüzüne bakılacağını zannetmiyorum, kazandırmıyor da. Bunu söylediğin için zaten tamam. <laughs> Kaldırsak da olur. Ya sen bilirsin o sana kalmış. Bak buralarda... Ama yok düşün. Oluyor. Bu ara koridorlarda bitrate... Evet abi internetim şu an 1000 bitrate'e düştü. Yani no internette genel bir sıkıntı var. Hah buyur abi. Şimdi geldim. İşin özeti en başta senin verdiklerin burada kutuda duruyor diyor. Tamam. Dediğim gibi en başta oturmuşum. 2550 dolar yani ondan 1280'e kadar ikiye katlayacak şekilde algoritmada basmışım. Kırmızı oynamışım. Ve 7 kere üst üste siyah gelmiş. Hmm. 7, 7 kere kaybetmeme rağmen son elde 1280 çipi. Kırmızıya basmışım. Bir kere kırmızı gelmiş. 2560 dolar almışım. Yani 10 dolar yine de kar etmiş. Paramı kurtarmışım. Nerede bir sıkıntı var. Ama evet, evet. adamın biri burada sürekli siyah gitseydi halimiz halde. GTA bedava mı oldu? Ardından siyah oynamışım tersini deneyip bu masaya geçip aynı parayı yatırmışım. Bu seferde de 7 kere kırmızı bir kere siyah gelmiş. Siyah arada geldiği için zarar etmişim 1910 çip. Ama üst üste inatla makine ne yaptıysa kırmızıyı getirmiş. Anladı. Ardından, ardından, 1700 dolar karla kalkmışım. Beti birazcık arttırıp 100 dolarla girmişim. Büyük oynadıkça ne değişiyor diye. Kâra geçmişim. Büyük oynadıkça kar inanılmaz artıyor. Oynamışım oynamışım abi. Sonra 500 dolar zarar. 1800 dolar zarar. Ama en sonunda gelmişim 6000 dolar kar etmişim. Ve bunu toplamda 400 dolarla başlayıp 4 kere siyah oynamışım, 4'ünde de kazanarak 6.000 dolar kar edip hemen hemen neredeyse kâra geçmiş. Totalde. Böyle Anladım. de bir sıkıntı var. Bu, bu bizi bozar. 4 kere siyah gidip 4'ünde de büyük oynadığımda tutturduğum için hiçbir zararım olmadan en başa dönebilmiş. Anladım. Dediğin gibi ya buna bir takım kurallar koyulacak? Yani yer bilgilendirilecek şu... başındaki duran adam. Kur yer diyecek ki atıyorum tek seferde 3.000'den üzeri atamazsın. Tamam sen bunların notlarını düştüysem zaten bakarız Düştüm. onlara. Düştüm şey 21 gibi. keyifli değil mi? 21'de bir şeyimiz yok. 21'de bir tırtlık yaşamadım. Keyifli kazandırıyor da kaybettiriyor da hani. Senin risk almana bağlı şansından bağımsız. Valla zaten bence en güzel oyunda o. Bence de en keyifli su. En son 21'de kendim artık bilerek çok saçma kartları çekerek atıyorum. 14'e kart çekip 15'e kart çekip bitirdim bilerek. Eldeki parayı bitireyim diye. 14.483 dolarla rulet şey en son yani bir toplam 1000 dolar ka şey zararla senin verdiklerinden buraya gelmişim. Burada da lanet olası makinede 500 dolarla başlatmışım beti. 5 kere C oynayıp bütün parayı kaybetmişim. Hepsini de kırmızı vermiş. Ee, iyi. Yani ama gel gör ki en azından biri, çözülmüş. Adam şansını kurtarıp hepsini tam tersi oynasaydı buradan 15.000'le başlayıp yaklaşık 75-80.000'le çıkacaktı. Bu benim minimum riskli deneyip, orta riskle deneyip en son bilerek komple risk alarak bilerek eldeki parayı bitirmemdi. Nasıl olsa buranın parası diye. Sonra gittim 6000 çip aldım. 500'le başladım rulete. Ruletin bokluğunu ortaya sermek için. O toplamda 3, 6, 7 kere oynamışım. 7 oynamada toplamda 6000 çipi 21.500 çip yapıp kalkmışım. Ve bu tak yaklaşık 2 dakika falan sürdü. Bu çok büyük bir risk. 3,58. Aynen öyle. Mahveder adamı. 3 dakikada 3 buçuğa katlamışım parayı. Ee, şu an drop yiyorum bir dakika bakacağım. Ha, ardından Rolünü bir şey. yeşile, bir şey, bastım. Bir şey, yeşile bastım. Bakalım veriyor mu diye. Vermedi. Bir 4000'ini öyle kaybettim. Sonra 4 kere de kırmızıya oynayıp 4'ünde de siyah alarak bitirdim parayı ama Gel. yok. Bir turda oynamışım. 21.000 bin, 25.000'e çıkmış. Pardon. Propier, 33. ay. Vay Ondan sonrakinde şey. bilerek risk alarak parayı bitirdim. Hani buradan parayla çıkmayayım deneme şeydi. Eldekini bitirmeye oynayıp all-in yaptım. Yani rulet her türlü risk. Betine kadar arttırırsam her türlü karın o kadar artıyor. Bu ikiye katlanmak Anlaşılmıştır. Var. Tamam. O zaman burayı biz ne olur ne olmaz açılışa hiç bence riske girmeyelim. Kapatalım Kaldıralım. bunu. Aynen. Ya, Ka masalarını evet. kaldırtalım ya da kurpiyer koymayalım başına. Çalış şey olmaz. Aynen. İşlemez. Çok mantıklı çünkü küçük oynadığında tamam. Çok ciddi parayla kalkmıyor ama cebinde parası olan bir adam. Gelip de burada büyük mesela 10.000 betle başlayıp 200.000 çip almıştır. En kötü ihtimalle 10.000'de 10 yine çıkar. Yani 200.000 çipin üzerine bir 250.000-300.000 çip alır çıkar. Çıkmama şansı yok gibi. Anladım. Evet. o zaman çok sen... Büyük. Evet çok büyük değil mi? Sen ilk defa mı geldin? Evet. Yok artık. Evet. Ben sana ya gezdiririm. Değil. Yukarıda çok güzel odalar var. Tamam. Evet. Risk oranı hesabı yaptığımızda ortalama 2,5 ila 3,5 kat arası risksiz para kazandırıyor. Konuşulmaya değecek bir şey bile değil. Tamam o zaman. Bunun da en büyük sıkıntısı kurpiyerlerin bize sadece renk oynatması. Eğer ki aralık oynatsa vesaire kazanç oranları değişik olsa belki risksiz oynanabilirdi ama. Aynen öyle. Direkt bu renk şey üzerinden gittiği için 3 seçeneğim var zaten. Diğerinde iptal etsen iki seçenek. Bir de bu bizim dönem bile hileli midir mıknatısı nedir bir yere tuttu mu iyi tutuyor haberin olsun ki 3 kere yaşadım aynı şeyi. 8'de de 8 aynı rengi verdi. Oradan bir yürüseydim büyük ihtimal şu an senin 15 bin çiple buradan Lamborghini alacak parayla çıkardım. Allah kursun. Sen o yazdığın tüm notları bana bir şeyle yollasana maille. Yollayacağım yollayacağım. Ha, onları bana bir düzenle bir inceleyelim onu. Tamam hepsinin kenarına ne oynadığımı ne geldiğini parantez içinde belirttim. Ne kadar parayla girip ne kadar ayırdığımı o tura yazdım. Tur sayısı olarak da yazdım. Tamam, ellerine sağlık. 21'de dediğim gibi ne çok battım ne çok çıktım aslında. 17-18 bin chip'le oturdum. 20'ye kadar çıkarttım çok abartmadan, risk almadım. Yani onun maksimum betini kısarsak bir o, o, maksimum ona, beti... ona da bir düşünce çak sen gene oraya. Bir ayar çek yani. Onu şöyle Yine adam bence giren tek seferde 10 binin üzerinde hiçbir şekilde girememeli Çünkü verdi iyi veriyor namussuz Aynen öyle. Ama, tamam. Tamam. Kazanan elbet burada bir kazanan olmak zorunda. Yani burası kadar riski değil. Biz burası direkt eksi. Hani hepimizin cebinden para yer bu kazino. Yok vallahi batırırız. Bir de emanet yani, burası ne olursa olsun rezillik çıkmasın. Yani 3-5 tane slot attım. Slotlardan çok bir şey kimse buradan alıp. Belki de 10.000 kişi gelse bir kişi alır gider o da bizi batırmaz. Açıkçası Durabilirim. Durmasına bir sıkıntı yok ama. Ben sana en başında da dedim. Bu bu rulet rulet değil Abi. haberin olsun. Bu ruleti kaldırtıyoruz buradan anlaştık. Tamam ha, not, not, hiç üzerine kurcalamaya gerek yok Kurcalamıyorum. yani. Kurcalamıyorum ama dediğim gibi istiyorsan bunun riskini düşünmek istiyorsan adam en fazla atıyorum tek seferde 2000 atabilir kurpiyere söylersin. Ha, öyle bir durumda buradan çok ciddi bir kar edemez 2000 2000 nereye kadar katlayacak elbet bir yerde götünde patlar. İlerleyen zamanlarda belki açılışın böyle birinci ikinci haftasından sonra belki bir ha, aktif i̇nsanlar, edebiliriz yani Getiririz buraya makinede. sıkıldığında Artık buranın biraz böyle işleri düştüğünde renk olsun diye reklamını yaparız. Hem. Yeni oyunumuz gelmiştir diye. İnsanlar buraya bir gel gel. Ellerine Bu kadar yoğunluğun içinde büyük işimi kolaylaştırdın ha. Ne demek ya? Keşke daha önce haberleşebilseydik. Ya bunlar basit. Hem keyif aldım. Tek başıma burada sessiz sedazlı oyun oynadım. Ya stres tatmışsındır. Şu kahpe biraz canım sıktı. Hem lan öyle kız. Çalışıyor. Niye ne yaptı ki? Yerden 12 verip duruyor. Sonra üzerine bir de 10 grubundan açıyor. <laughs> Selam. <laughs> ha, hadi. Şimdi, hadi bakalım. Anlasınlar bir de çok güzel kızlar bunlar şimdi Mia kıskanır bak. yok, yok da abi alt tarafı kurup yani yeni kıskanacak. Miya var miya. Ha bu arada şöyle de bir sıkıntı var. Da <laughs> bunu ben sana şeylerle beraber bildiririm. Şey not düşerim notlarım arasına. Bu abi benim cebimden para çaldı. Nasıl lan? Böyle hani abiye beti söylüyoruz ya. Onları notlarda eklesen. Aynen. <laughs> Daha o kadar da olsaya girmeyelim. Tamam o zaman burada şu andaki işimiz bitti. Yok yok bitti. İyi ellerine sağlık. Var mı bitti. şeyin bir e eksiğin meksiğin oldu mu? Ne gibi? Yani işte bu Mahmut'la falan konuşup da bir şeyler aldın mı? o Çünkü cimridir ya. biraz yazar o. Hiç sıkıntı yok ya. Onu, o, ya. onu bana o notların altına ekle tamam mı? Sence ekler miyim bir düşün? Ya tamam işte oğlum ekle. Borç, ben borçluk almayı sevmiyorum. Hiçbir şey borç gözüyle bakmıyorum da. Neyse. Olsun olsun. Ya burası Erbililli adam gibi çalışsın ben başka bir şey istemiyorum. Güzel bir renk çünkü. En azından insanlar artık geceler otelde orada burada muhabbet edeceğine gelir. içkisini yudumlar. Oyun oynar. Tabii, Tabii canım gidiyor. bir renk katar ya. Ortam böyle millet bir şey atsın. Stres atsın. Şey de düşündüm. Dediğim gibi giriş günü insanları atıyorum oyun oynatmaktansa 50 güzel er çipi dağıtırız her gelene. O bana mantıklı geldi. İlk gün hem bütün net bir planlamayı da yapabiliriz burada, öyle burada sağlaması çok olur. Çok bir kazanç kaldıramaz öyle 50 ile 100 ile. 3-5-3-5 oynayacak hiçbir şey çıkaramaz buradan. Hem de biz ilk günün sonunda bizden ne çıkmış görürüz ki alış satış arasındaki farkı tamamen ayarlamış oluruz. Nerede zarar etmeyeceğimizin hesabını da yaparım ben. Çok mantıklı. E tamam o zaman tamam burayı da dağılabiliriz buradan. Hı hı. Sen benim, ne zaman benim, benim de zaten şey sonrasında. şöyle çok çalıştım bugün. Benim başımda dönüyor biraz. Sen bana sor hastanede 7 saat nöbet tut. Senin işin <laughs> daha zor oğlum. E görüyorum nöbet tuttum geldim burayla ilgilendim. Adam vurdular gözümüzün önünde çocuk kaçtılar sonra buraya son muhabbet ederim dedik. Gözümüzün önünde kaza çıktı bir de onlarla uğraştık. Vallahi sorma ya hareketli bir gün oldu. İyi ben o zaman şuraya bir gideyim de bir dakika geliyorum hemen. Tamam sıkıntı yok. Bir ateş edeyim. Arkadaşlar konuşamadım rolü bölmemek için şey. <laughs> e, Bit rate'im çakılıyor sıfır oluyor hatta şu an sıfır. Uraz ne diyor onu da arayayım da tamam belli sizden kurtulamayacağım ben. Ablamın doğum günü falan var oğlum kapatmam lazım ya 10 dakikaya. Aynen. Uraz. Alo ha Anladım. sen bir şey söyleyecektin bir söyle bakayım anlat. Olma böyle anlatabileceğim bir şey değil. Buradan o zaman, tamam. O zaman yani. yarın anlatacaksın. Tamam sıkıntı yok yarın falan tamam. hallederiz o zaman. Tamam yarın acil mi? Yani çok da aciliyeti yok. Tamam ya... Tamam yarın ben bir şey yaparım seni yoklarım. Okey okay, tamam görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Dur Mia'ya da şöyle bir ben de bilmiyorum ki burayı. Canım çıktı. Dedim içeriden biri çıksa altıma sıçarım dedim. Acayip parlak ya. Hı hı. O aşırı parlak. Buranın ışığı değil mi? Evet evet çok göz alıyor. İğrenç Benim ya. gözümden herhalde. Bende bir sıkıntı yok ya. Ya olabilir. Buraya ben şey yaptıracağım. Elektrikçileri çağırıp zaten bunu bir kıstırmayı deneyeceğim. Bir kat film atarlar üzerine sıkıntı olmaz ya. Panelleri. Aynen. Gel bak Mia sana hemen bir iki dakika gezdireyim burayı. Alır. Ben bekleyeyim burada. Gel gel sen de gel. Bak burası zaten 21'in masaların olduğu yer. Burası ayrı bir loja gibi bir oda. Orada belki yüksek petli falan bir şeyler oynanır. Belki o sadece orada hmm. yüksek gelme izin verir. Ha o da olabilir. Burası slotlarımız. Babaanne oyuncakları. Ha oturuyorsun burada parayı at çek at çek. Evet, tam az önce dalgasını geçiyordum. İçeride biri olsa altıma sıçarım diye. Tam Mahmut'la konuşmaya gittim. Kuzenini çağırmış. ATM'nin <laughs> oraya. <gülüyor> Bak bu arkası Yine loja kafası Aa. insanlar geliyor böyle özel partiler falan dansözler. Dansöz mü? Yani hani işte böyle dansöz değil de oluyor dansöz ya böyle al alkol getiren kızlar. Ha. Ondan sonra burası ha. kamera sistemi bütün salon bütün kasino her şeyin takibi buradan yapılıyor. kocaman ama ya. Ben de miye gözüküyor bünyemin gözüküyor kocaman ne vallahi. Sonra bak üst, üst kat var. Hele bir terası görünce bayılacak bak Mia. Kesinlikle. Çarşımayacak gibi değil ki. O neden öyle bilmiyorum. Burası zaten giriş. Şurada böyle bir tane araba firması ile falan anlaşırsak. Arada bir araba sergileriz. Tamam. Barım, barımız orada. Ondan sonra şu mağaza var ama aktif değil burası. Yani daha işi var oranın. Burası bak, kasiyer. Yine bomba fikri geldi. Ne geldi? Belli bir çip alanlara bir bilet verip araba çekilişi yapalım ama araba ucuz bir şey olsun. Aa bak i̇nsanları, yapılabilir. Çok mantıklı. İnsanları, insanları kumara sevk ederim. Ulan neredesin Bünyamin ya? <laughs> Şimdi diğer tarafa da bir bakalım. Bak terasa göstereyim seni. Götüreyim. Tamam. Bünyamin'den dolayı kumaran, olduğunu düşünmüyorum ya. Saat yok. Bir dakika şimdi Longe, Table Games. Management'a gideceğiz. Management nerede o? Sorsan hatırlıyor musun diye. Bence bu taraftaydı. Ulan sürekli karıştırıyorum. Labirent gibi yer ya. Bunun içinden değil. Oğlum ayda ortalama. Renkli mekanların böyle arka sıkıcı üzerine boyuyor. 100 saate yakın yayın yapıyorum zaten oğlum. Boru mu ama? Karanlık üzerine. 45 saat yapıyorken herkes mutluydu. 100 saate çıkınca niye yetmiyor ben onu anlamadım. Bak burası benim sekreterin odası olacak. Sekreter <laughs> mi olacaksın? Yok mu zaten sekreterim. <laughs> ha. Aa, evet var var. Senin koltuk da güzelmiş. Ya ya ben burada takılmam bile ya. Bu bir, tane bir tane pe Bir tane pezevengi hatırlattırıyor bana da şimdi boş ver. <laughs> en güzel kısım işte burası da terasımız Ben yine şahsi fikrim güzel bir diyecek güzel yüksek bekle insana karşı oynayan oyunlar Tabii tabi, çok güzel olur atıyorum başlangıç akşam 12 ikiye kadar fazlası yok özel giriş parayı veren girecek oyunda oynayacak yemeğini içecek gidecek İnşallah şartlamaz oradan bir anlık gaflete bulunup. Arkadaşlar iş yaparken yayın açabilsem vallahi açarım. Dikkatim o kadar çok dağılıyor ki. Yani Şu ben... Köşedeki havuz da çok güzel değil mi ya? Bayağı güzel ben o şey ya. Bu, baktım ben oraya. Bu tam şey böyle. Yüzücen uca kadar geleceksin arkadan fotoğraf çekecekler. Onun için bile para işte. Sırf onu görmeye gelecek. Ya bileyim. doyumsuzluktan değil adam sevdiğinden söylüyor onu biliyorum ama. Hani şey. şuraya yani baksana çok iyi. İşte böyle bir Hani her gün yayın açıyorum 4 saat, 5 saat. Akşam çok güzel olur bu. Yani yet, yeter yani hani daha 10 evet, saat yayın yapmanın romantik. ne gereği var ki? O kadar işimin arasında. Ama unutma orada. insanlar yaşlı kumarda kazanır. Burası onun yeri değil. Vallahi çok güzel mekan. Burası her türlü para da getirir, insanlara eğlendirir de. Güzel ocak söndürürüz biz buradan. Planları düzgün yaparsak. <laughs> Kimse gelmeyecek lan böyle. İşte böyle arkadaşlar. En sevdiğim yer burası galiba. Evet, Ve bu, bu, işin en güzel kısmı sadece bir kişinin kazanıp reklamını yapması birçok kişinin kaybetmesi demek. Kazanan sağda solda geçen kanka 5000 bastım 20 bin aldım diye bildiğim bitmiştir iş. Tabi canım bunlar yayılacak ama kim üstte gidecek diyecek ki 5000 bin bastım 10 bin bastım sıfır çıktım da diyecek. Diğer de diyecek ona işte atışma siktir lan sen yeteneksizsin diyecek. Aldan kumarı için burada birbirlerine girecekler. Kazanan biz olacağız. Manzara çok iyi bu arada ya. Evet çok güzel vallahi. Mekanın kaç para olduğunu bir hesap et. Yerdeki fayanslardan başlasam benim matematiğim yetmez bunu. Vallahi benim de etmez.